Evet efendim, merhabalar. TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar diliyoruz. Bugün çarşamba, Ankara'nın gündemi programıyla karşınızdayız. Gerçekten önemli konular var. Özellikle siyasi iklim ve özellikle Türkiye vatandaşlarının beklediği terör sorununun, terör probleminin, yaklaşık 30 yıldır devam eden terör probleminin çözümü anlamında, birçok iklim anlamında da ilk kez bu kadar herkesi umutlandıran bir süreç var. Tabii ihtiyatlı bir süreç var. Herkes ihtiyatı da elden bırakmak istemiyor. Bir taraftan da bu süreci baltalamaya çalışan Silvan ve Habur gibi saldırılar da yine bu yolda yürürken Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir taraftan da bunlar gerçekleştiriliyor. İşte bu akşam bunu enine boyuna bütün detaylarıyla, yurt dışısıyla, yurt içisiyle birçok konuda masaya yatıracağız ve bu konuyu detaylı bir şekilde açacağız. Çok önemli konuklarımız var. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Ve yine çok önemli bir isim. Bu konuda da yazdığı yazılarla son dönemde dikkat çeken, herkesin yakından tanıdığı, aslında sizi de tanıtmaya çok fazla ihtiyaç yok, Abdülkadir Selvi, Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilcisi. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Sayın Nuri Elibol, her akşam olduğu gibi bizlerle. Nuri Bey, size de merhabalar diliyoruz. Sağ olun. Ben dilerseniz Ahmet Bey ile başlamak istiyorum. Efendim şöyle bir konu var. Hep deniliyor ki hiç bu kadar siyasi iklim bakımından bu problemin çözümüne Türkiye yaklaşmadı. Hiç bu kadar bu problemin çözümünde mesafe alınmadı. Tamam, bütün bunlar çok güzel. Ama bir taraftan da çok bilinmeyenli denklem içerisinde bu problemin ila nihayet çözülmesini istemeyen, hatta daha da büyük, Türkiye'nin başına bela olmasını isteyen hem dış güçler, o klişe tırnak içerisinde, hem de iç güçler var. Siz umutlu musunuz? Süreç nereye doğru gidiyor? Özellikle geçen hafta yapılan karakol baskını ve Paris'te 3 kişinin infaz edilmesini bu bağlamda bakıldığı zaman gerçekten Türkiye'nin işi çok zor mu? Evet, tabii öncelikle umutlu olmak lazım. Bunu bütün milletimiz bekliyor aslında. İklim de ondan kaynaklanıyor. Millet artık bu sorunu gündemine düşürmek istiyor. 30 yılı aşkın bir süredir bizi kemiren, enerjimizi heba eden, bizi birbirimize düşüren, insan kaybımızı arttıran, maddi kayıplarımızı olağanca hızıyla arttıran ve bütün enerjimizi adeta alan bir terör belasını artık bu ülke yok etmek istiyor. Bütün milletiyle yok etmek istiyor. Çünkü terörün bir tek muhatabı yok. Bir tek muhatabı AK Parti de değil. Bütün bir millet, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Çerkeziyle, Sünnisiyle, bütün etnik yapılar, bütün mezhepsel yapılar, bu ülkedeki 75 milyon bu işten zarar görüyor. Bütün bölgeler bu işten zarar görüyor. Ve dolayısıyla herkes bu oluşan iklimden memnun aslında. İklim Akdeniz oldu dedik ya, hakikaten evet, yumuşak bir iklim. Ve şu anda böyle de bir beklenti hakim. Tabii kolay değil. Yani uğraştığımız sorun 30 yıldır kökleşmiş bir sorun. Ve bunun öncesi de var aslında. Bu sorun oluşumuna vesile olan özellikle tek parti dönemin tek tip adam yetiştirmesine vesile olan, ötekileştiren, farklılıkları adeta yok sayan red, inkar, asimilasyon politikaları bu aşamaya getirdi. Sadece 30 yıl değil. 30 yıl eylemli olarak bu iş devam ediyor. Ama bunun gerisi de var, öncesi de var. Yani dolayısıyla çok uzun yıllardır kemikleşmiş, kronikleşmiş, kökleşmiş bir sorun. Ve biz AK Parti iktidarı olarak artık bu sorunu gündemden düşürmek istiyoruz. Çözdürmezler diyorlar Ahmet Bey. Şimdi kolay değil dedim. Kolay değil dedim tabii. Yani attığımız sorun tabii ki biz elimizi değil gövdemizi artık taşın altına koymuşuz. Bu sorun ne pahasına olursa olsun çözmek için ciddi gayretler sarf ettik. Tabii bu sorundan beslenen nice kesimler de var. Çözdürmezler. Doğru, çözdürmemek için ellerinden geleni de yaparlar. İşte provokasyonlar oldu, olacak. Daha önce de oldu. Ya bu soru, bu süreci biz yeni başlatmadık. Aslında AK Parti'nin ta kuruluş aşamasından beri bu süreç devam ediyor. Yani bölgesel milliyetçilik yapmayacağız dedik, etnik, dinsel milliyetçilik yapmayacağız dedik. Bütün politikalarımızı insan merkezli olarak geliştirdik. Yani bu ülke biliyoruz ki çok kültürlü, çok inançlı, çok yapılı, etnik yapılı bir ülke. Ve dolayısıyla bütün bu farklılıkları zenginlik olarak kabul edip bütün bu sorunları çözelim dedik. Ve bu sorunlar nereden besleniyorsa, kaynakları neyse bu sorunların, bu bataklıkları tek tek çürütelim dedik. Dedik sağlık dedik, ekonomi dedik, demokratikleşme dedik. Ve ilk günden beri çok ciddi hamleler attık. Ve ciddi bir aşamaya getirdik. Ama bu süreç içerisinde de daha önceden de provokasyonlar oldu mu? Oldu. Şimdi oluyor mu? Olur, belki ileride de olur. Ama biz provokasyonlara gelmeyeceğiz. Artık bu millet uyandı. Provokasyonlara hiçbirimizin gelmemesi lazım.
Çünkü bu sorundan ciddi manada beslenen kesimler var. Silah ticareti yapılıyor mu? Bu sorun bahanesiyle yapılıyor. Uyuşturucu ticareti yapılıyor mu? Yapılıyor. İnsan ticareti yapılıyor. Bu sorundan siyaseten beslenenler var, siyasi rant elde edenler var. Ve bu terör örgütünü taşeren olarak kullanan nice uluslar var, nice ülkeler var. Biz isterler mi Türkiye bölgede güçlü bir Türkiye olmasını kim arzu eder? Hangi ülke arzu eder? Olarak öyle bir şey ki yani zaman geliyor, İsrail kullanıyor hani denildiği için. Hep zaman geliyor, İran kullanıyor, zaman geliyor, Ermenistan kullanıyor, zaman geliyor, Avrupa Birliği kullanıyor, zaman geliyor, Amerika. Hatta bunların hepsi konuşuldu. İşte Wikileaks belgelerinde çıkan şeyler. Ama işte hani bütün sizin söylediğiniz bütün bu dış göçler, hatta Avrupa Birliği yani şu... İtalyan botu Nuri Bey oradaki teröristin ayağında ne arıyor? Oraya neyle gitti? Ya o silahlar oraya nasıl gidiyor? Kimler gönderiyor o silahlar? Hani, onları kime yetiyor? UPS kargoyla mı gönderildi? Yani bu... Bakın işte o Paris'teki olayda yani öldürülenler. Ya parayı yöneten kesimler bunlar. Evet. Bu paralar, kaynaklar nasıl gidiyor oraya? Evet. Kim tarafından toplanıyor? Nasıl ulaştırılıyor? Siz bu iletişim, bu teknoloji... Ben Adıyamanlıyım, Adıyaman milletvekiliyim. Adıyaman milletvekilisi. Ben geçtiğimiz günler sizi aradım. Dediler ki Adıyaman'da. Evet. Herhalde bölgeden de yeni döndünüz. Doğrudur. Hafta sonu oradaydım. Epey kaldınız. Ondan önce de bir hafta kadar kaldınız. Doğru. Ondan önce de. Dolaştınız. Afrika, yani meclisin o şeyden bütçeden sonra verdiği arada gittiniz. Bir hafta boyunca orada kaldım. Evet. Adım adım gezdi. Köy köy gezdi. Oradaki algı nasıl? Bu sürece ilişkin. Daha önce sizin hükümetinizin başlattığı bir Oslo süreci, bir ona paralel bir Habur süreci, onların toplumda oluşturduğu travmalar her iki tarafta da. Toplum nasıl ya? Sizin gezdiğiniz yörede en azından Adıyaman. Evet. Evet. Adıyaman bir şirin, Güneydoğu böyle işte benim çok gıpta ettiğim. Gerçekten çok peygamberler güzel şehri bir yer. Aynen. Ve farklılıklarına rağmen çok böyle huzurun, barışın hakim olduğu mübarek bir yer yani. Model bir kent. Evet. Aynen öyle. Orada tabii, hava nasıl? Nasıl orada, bir algı var? Toplumsal algı nasıl bu konuda? Orada tabii insanlar artık AK Parti'den ciddi manada ümitli. Yani bu sorunu çözerse bu iktidar çözer diyorlar. Bu iktidara ciddi manada bir güvenleri var. Ve artık bu sorunun da çözülmesi gerektiğini herkes söylüyor. Yani neye mal olursanız bu sorunu çözmemiz lazım. Ve herkesin samimiyet testinden geçtiğini de söylüyor Adıyamanlılar. Biz seyrediyoruz, biz bakıyoruz. İşte AK Parti nerede duruyor, CHP nerede duruyor, BDP sözüm ona işte bu bölge için güya ya da Kürtler için siyaset yaptığını iddia eden, Kürtlerin sorunlarını çözmek için orada olduğunu iddia eden BDP bile, yani kimin samimi kimin samimi olmadığını çok iyi görüyoruz. Yani. Samimiyet testinden geçemeyenler ne olur Ahmet Bey? Samimiyet testinden geçemeyenler ilk seçimde tabii demokrasinin kılıcıdır seçimler adeta. İşte demokrasilerde seçimlerin geldiğinde vatandaş cevabını verecek. Ve dolayısıyla ilk seçimlerde bu testten geçemeyenler halktan çok ciddi manada cevabını alacaklar. Ve görüyoruz diyor. Bakıyoruz AK Parti gerçekten cesaretle, kararlılıkla bu işin üzerine gidiyor. Ve burada da bir umut belirdi. Yani biz provokasyonlar da farkındayız diyorlar. Bakın işte hani Habur olayı, Silvan olayı. Bunlar bu olayı sabote etmek için yapıldı. Biz bunun farkındayız. Artık halk olarak biz bu provokasyonlara da gelmeyeceğiz diyorlar. Ve ciddi manada bu süreci takip ediyor. Çok ciddi bir iklim hakim. Özellikle Adıyaman'da hakikaten müthiş bir beklenti oluşmuş durumda. Artık bu sorun çözülürse güçlü iktidar olduğu, AK Parti'nin iktidar olduğu bu dönemde inşallah bu sorunu çözecektir diyor. Ama bu manada da özellikle de diğer siyasi partilerde bu konuda çok ciddi bir desteklerini göremedikleri için de yani bunu söylüyorlar bize. Açık açık söylüyorlar. Onu da ifade ediyorlar. İnşallah tabii halkın bu beklentisine bizler de karşılık veririz. Ben burada de, bütün bir milletin bu işi ele alması lazım. Bir şey sormak istiyorum. Tabii çok önemli. Bölge halkının da beklentisi var. Ülkenin batısında da beklenti var. Bu kez de olmazsa diye bir kaygı var mı? Eğer olmazsa, başarılamazsa nasıl bir hayal kırıklığı yaşanır? Tabii ki az önce dedik ya temkinli hakikaten insanlar tabii umudumuz var, umutluyuz, evet. Ümit varız diyorlar. Ancak tabii kolay bir sorun olmadığını da farkındalar. Dolayısıyla bu kez de acaba olur mu, olmaz mı? Ama ağırlıklı olarak bu kez bu işin başarılabileceğine inanıyorlar. Umut daha ben onu olması. Gördüm. Hakikaten bu kez çok ciddi bir iklim gördüm. Bu işin başarılabileceğine inanıyorlar. Çünkü şunun farkında halkımız. Bu sadece tabii iktidarın tek başına siyasi yöntemler geliştirerek çözülebileceğini değil. Bu aynı zamanda bütün bir milletin topyekün terörle mücadelede
destek olmasının hükümetin yanında, iktidarın yanında destek olmasının da bir sonucu olur. Yani dolayısıyla böyle bir millette de kararlı bir duruş görünce aslında biz de o milletten ki o kararlı duruşu gördüğümüz için biz de umutluyuz. Cesaretlenerek bu adımları atıyorsunuz kesinlikle, değil mi? Kesinlikle öyle. Halkın bu desteği olmasa, bu oluşan tablo olmasa, bu ılımlı ortam olmasa, bu süreç kolay değil tabii ki. Yani... Habur süreci seçimlerden önce değil miydi? Evet. Habur sürecine rağmen millet orada olup biten her şeyi onayladı. Yani kesinlikle çok öyle. Ciddi bir oy desteği. Çok doğru. Farkındalar bunların provokatif eylemler olduğunu. Dolayısıyla bunları artık vatandaş aldırış etmiyor. Evet. Yani neye mal olursa olsun biz bu işi çözelim. Biz sizin yanınızdayız diyorlar. Ve çok bu konuda önemli. Da gerçekten ciddi bir umut, ciddi bir beklenti var. Ve bütün siyasi partilerin de aslında bu beklentiye uygun davranması gerekir diye düşünüyorum. Şeyi konuşalım mı bir? Aslında bu konuda Abdülkadir sen de farklı düşündüğün bir şey varsa ilave et. Bu seferki girişimin, biz şunu gördük hep. AK Parti bir taraftan elinde silah dağda dolaşan teröristle mücadelesini sürdürüyor. Hep sürdürüyor. Tabii ki onu yapacak. Kandil bombalandı. Bu çok doğru değil aslında. Çok büyük sapmalar olmadı. Yani yok şahinleşme. Böyle bir şahinleşme falan yok. Adam elinde dağda bu ülkenin sınırları içerisinde elinde silah dolaşıp o bölgede yaşayan vatandaşın mal ve can güvenliğini tehdit ettiği sürece olacak devlet operasyon yapacaktır, karşıda koyacaktır, alıp etkisiz hale getirmek için her türlü yola da başvuracaktır. Kesinlikle. Bu ayrı bir şey, bu işin teröristle mücadele boyutu. Terörle mücadelenin başka boyutları da işte. Çok doğru. Sizin götürdüğünüz bölgedeki ekonomik açılımlar, diğer demokratik açılımlar, kültürel açılımlar, uluslararası ölçekte diplomatik açılımlar. Bir sürü birçok yönü var. Tabii. Bu anlamda o çabalar da hep buna paralel sürdürüldü. Bazen yoğunlaştı, bazen etkisi zayıfladı. Bakıldı ki Oslo sürecine destek vermesi beklenen Öcalan böyle bir örgütten şey bekliyor. Öcalan'a kapıları kapatıldı. Hadi canım peki öyle mi? Görüşmüyoruz senden dendi. Kapatıldı. Kimse de görüştürülmedi. Örgüt Oslo sürecinde ben çok güçlüyüm. İstersen ben şunu yaparım. Hadi buyur yapın dendi. İşte 2012'de buyur. Hodri meydan. Yapamadı. Yap. Ne istiyorsan yap dedi. 2012 onların finaliydi. Tabii buyur hadi. Madem öyle yani sen bu sürece razı değilsin. Buyur hadi. Ne önünde ne varsa önündekini arkana koyma. Buyur yap dendi. O da görüldü. Ama tüm bunların yanında bizim bugün Oslo'dan daha fazla umutlu olmamızı gerektiren ne var ki? Biz yoksa durup dururken halkta, biz basın olarak da bazen bunu yaparız. Evet. Bilerek veya bilmeyerek. Bazen hükümet bunu yapabilir, siyasi partiler yapabilir. Bilerek veya bilmeyerek halkta boş bir köpük mü oluşturuyoruz, bir umut, boş bir umut mu oluşturuyoruz? Veya Oslo sürecinde bugünün farkı ne? Bugünün şartlarıyla Oslo sürecinin olduğu tarihteki farkları ne ki biz bu kadar umutlandık? Sizce ne bunlar? Size göre o günle bugünü karşılaştırın. Evet, tabii bugün Türkiye çok daha farklı konumda. Bakın Türkiye birçok şeyi açtı. Dün konuşamadıklarımızı bugün çok rahat konuşabiliyoruz. Bir şey öğrenebilir miyim? Hatırıma gelmediği için soruyorum. Bizim anayasa referandum Oslo sürecinden önce mi oldu sonra mı? 2010'da. Sonra bakın Türkiye hakikaten çok mesafe kat etti. Demokratikleşme noktasında kat etti. Ekonomide geldiği nokta ortada. Dış politika attığı adımlar ortada. Türkiye artık güçlü bir ülke konumuna geldi. Artık kendine güvenen hakikaten kendi iradesiyle hareket edebilen, yani milletin kendi iradesiyle daha doğrusu yöneten bir ülke konumuna geldi. Milli irade hakim şu anda artık. Onu söyleyeyim öncelikle. Tabii az önce bahsettiniz bu özgürlük ve güvenlik dengesi çok önemli. Yani bir taraftan özgürlüklerin önünü açıyorsunuz, açmanız da gerekiyor. Ama öbür taraftan devletin asli görevidir vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak. Güvenlik boyutunu da ele almak durumdasınız. Özgürlükleri güvenliğe feda etmiyoruz ama güvenliği de ortadan kaldıramazsınız. Yani son terörist dahi kalmayıncaya kadar terörle mücadele devam eder bir ülkede. Eğer varsa terörist, teröristle mücadele devam eder. Bunu yapmak durumunda. İşte 2012 final yılıydı. Öyle diyorlardı. Ama terör örgütünün en çok zayiat gördüğü dönem de 2012 yılıdır. 1500'ün üzerinde terörist öldürmüş. İşte KCK yapılanmaların üzerine bu dönemde gidildi. Bağlar kesildi. Artı
Tabii artık kış şartlarına giriyor. Terör örgütü de yani artık şu anda onlar da sıkışmış durumda. Ve kendi işlerinde de çok ciddi ayrılmalar var. Ciddi güç noktasında böyle atılmak istenenler var, öne atılmak istenenler var. Bir güç mücadelesi de var yani kendi uluslararası arasında. Konjonktür çok lehlerine olmasına rağmen sıkıntılar. Kesinlikle sıkıntılar var. Onların da sıkıntıları var. Ama biz şunu diyoruz. Bakın biz tabii bir taraftan o mücadeleyi sürdüreceğiz. Ama bir taraftan demokratikleşme noktasında işte red, inkar, asimilasyon politikalarını hep bir tarafa attık mı attık. Konuşulamayanlar konuşuluyor mu? Konuşuluyor. O dilde bırakın seçmeli ders almayı, o dilde propaganda dahi yapamadınız. İşte Adıyaman'ın bir köyüne gittiniz. Farzı mahal. Türkçe bilmiyor. Siz Türkçe propaganda yapmak zorundaydınız eskiden. Siyaset yapıyorsunuz. Propaganda nedir? Parti politikalarınızı anlatacaksınız. Kendinizi vatandaşa ifade edeceksiniz. Vatandaş eğer size inanırsa oyunu verecek. Ama öncelikle sizi anlaması lazım. Nasıl anlaşacaksınız? O dilde anlaşacaksınız. Ama Türkçe dışında başka bir dilde propaganda daha yapamıyordunuz. Kürt dili edebiyatı bölümleri, enstitüleri, bunlar 10 sene önce deseydik belki partimizi o günden kapatırlardı. Doğru. O günden kapatırlardı. Kürtçe seçmeli ders deseydik kapatırlardı. İşte hani cezaevinde bir mahkumun ana babasıyla o dilde konuşamaması gibi çok acı şeyler vardı. İşkenceler vardı, çeteler, mafyalar, Ergenekon bir taraftan. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Partimizi kapatmaya çalıştılar. E-bildirilerle mücadele ettik. Yani daha bunlar çok eski değil. Bunlar yeni şeyler yani. Hafızalarda tazeliğini koruyan şeyler. Yani Türkiye o noktadan bu noktaya gelene kadar hakikaten çok ciddi mücadeleler verdi. İşte ulusalcılarla, bir takım Ergenekoncularla PKK'nın bağlantıları nasıl su yüzüne çıkıyor? Bu ülkede işte dedik ya bu sorun bitmesine istemeyen nice kesimler var. Ülke içinde, ülke dışında. Aslında sizin aslında anahtar birazcık da orada yatıyor galiba. Özellikle bölge halkı, samimiyet testi. Evet. İnsanlara bakarak bu sadece siyasi partiler açısından da değil yani birçok burada çok bilinmeyenli şey var, grup var. Aslında belki bunlar da ortaya çıkacak. Sizin Sayın Selvi'nin demin dediği şey de çok önemli. Mesela bir taraftan terörle mücadele devam ederken veya işte Sayın Başbakan'ın başlattığı şekliyle siyasetle müzakere, terörle mücadele. Bütün bunlar yaşanırken dün akşam 5 F-16 4 saat boyunca alınan bir istihbaratı değerlendirdi diyorum ve size bırakıyorum Sayın Selvi. Siz bir şey sormaya hazırlanıyordunuz. Tabii şeyi söyleyeceğim. Başkanın söylediği bir nokta var. Çok önemli. Kamuoyu desteği. Mesela İspanya'da Franco sonrasında bir demokratikleşme süreci gelişiyor. Özerk yönetimler oluşuyor ve Bars bölgesi diğer özerk yönetimlerden de daha farklı bir statüye sahip oluyor. Ama bu arada ETA terör eylemlerine devam ediyor. O zaman Bars kalkı karşı çıkıyor ETA'ya. Diyor ki demokratik olarak bir zemin var. Sen niye bu eylemleri yapıyorsun? Bas kalkının görüşü olan değişik yelpazede partiler var. Senin silahın ETA'ya hesap soruyor yaptığı tabii, eylemlerden ötürü. Bas kalkı karşı çıkıyor. Bas kalkı karşı çıkınca kendi halkıyla, kendi tabanıyla ETA karşı karşıya geliyor. Ve Madrid metrosunun bombalanması üzerine İspanyollar, milyonlarca sokaklara dökülüyor. Terörün altından zemin kayıyor. Ve halkla karşı karşıya gelen hiçbir terör örgütü barınamıyor. Ve böylece ETA silah bırakmak zorunda kalıyor. Peki şu an geldiğimiz noktada PKK buna yakın mı? Şimdi ben özellikle ona bir ilave yapmak istiyorum. Çok doğru. Yani yıllar yılı bölge ihmal edilmişti. Hakikaten zaten böyle bir sorun varlığı dahi kabul edilmiyordu ya. Böyle bir sorun yok deniyordu. Yani 2005 Başbakan Diyarbakır konuşmasına kadar. Evet 2005 Diyarbakır konuşmasına kadar. Yani ilk defa bir başbakan, Sayın Başbakanımız 2005 Diyarbakır konuşmasında hakikaten müthiş bir manifesto niteliğinde bir konuşma yaptı. Problemi görmüyordu, işlerine gelmiyordu. Biz o problemi gördük. Ve bu problemin kaynakları neler olabilir? İşte ekonomik, sosyolojik, işte psikolojik, eğitim, her alanda demokratikleşme. Ve bütün bu sorun alanlarıyla bir anda mücadele ettik. Bakın bölgeye 35 katrilyon üzerinde yatırım yaptık. Şimdi Adıyaman'da öyle muazzam yatırımlar yapılıyor ki bir görseniz. Müthiş hastaneler, okullar, yollar, köprüler, üniversiteler. 3000 öğrencimiz vardı ya şu anda 15.000 öğrenciye çıktık Adıyaman bir yerde. Adıyaman önemli hatta geçen hafta bir de petrol bulundu. Çok yüksel kaliteli falan. Yani bütün bölgelerde havalanları yapılıyor yüksek oya. Hastaneler yapılıyor. Bakın biz vatandaşa sahiplendikçe, bölgeye sahiplendikçe bölge halkı benim ülkem demeye başladı. Sizin dediğiniz o manada çok önemli. Aidiyet bu duygusu, aidiyet bilinci pekişmeye başladı. Şimdi halkla da
terör örgütü arasındaki mesafe artıyor bu sefer. Yani önce devletle arasında mesafe girmiş. Ne yapmıştık? İhmal etmiştik. Onunla da yetinmiyorduk. İşte Ankara'da ne kadar cezalı bürokrat varsa onların da hepsini sürgün mantığıyla bölgeye gönderiyorduk. Sürgün mantığıyla bölgeye giden memurun devlet adına vatandaşa muamelesini siz düşünün. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi defalarca devlet mahkum edildi. Türlü türlü işkenceler vardı. Faili meçhuller vardı. Asit kuyuları yeni bu dönemde açılıyor. Yani ve biz şimdi el attık. Bölge insanına hakikaten pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Muazzam bir şekilde yatırımlar yapılıyor. Her alanda, eğitimde, sağlıkta, ekonomide, bildiğiniz her alanda emin olun tanıyamazsınız. Muazzam yatırımlar ve o yatırımları gören halk işte köyde ilk defa bu dönemde çıktı. Ya köylerimizde ben eskiden çok iyi biliyorum. Köyün ortasında bir çeşme vardı. O çeşme yazında damlaya damlaya akardı. Ve çeşme başında emin olun kadınlar kavga ederdi. Kuyrukta kavga ederdi. Su merkep sırtında af buyurun at sırtında sular taşınırdı. Evet. Şimdi her evde musluk var. Evet, artık kanalizasyon yapılıyor. Artık köy konakları isteniyor. Artık şöyle kültür bir merkezi şey var isteniyor. Aslında. Yani tam olarak da hani bölge halkı bir zamanlar belki reklamdan sonra daha geniş konuşuruz bunu ama bir zamanlar siz ilk geldiğinizde bölge halkı dedi ki başbakanın gözlerinin içine bakarak o hali kaldırın yeter. Aynen öyle. Yani o hal kalktı. Doğru. Fakat şöyle bir şey oldu. Demokrasinin böyle bir dezavantajı da vardır maalesef. Demokrasiyi yaydığınızda demokraside sizin kadar teröristler de istifade eder. Yani siz o hali kaldırdınız ama terör örgütü o hali ilan etti bölge. Kesinlikle ve şu anda bakın, onun farkında. Yani şu anda eğer halk terör örgütüne karşı isyana çıkmadıysa, halk sokağa dökülmediyse, halk BDP'ye bu kadar yüksek oranda oy verdiyse ben bu kadar bile beklemiyordum. Bölgede PKK'nın ilan ettiği, sizden sonra ilan ettiği o halin çok büyük etkileri oldu. Çok doğru. Olabilir. Korkuyla, korkuyla, evden baskıyla, çıkma. Silahın gölgesinde o oy kullanıyorlar. Oğlunu alırım, seni öldürürüm, çocuğunu alırım veya işte gitmeyeceksin. Özellikle referandum sürecinde. Yani, referandumda elinde boykot uyguladılar ya. Yani %9, %10'larda oy kullanma oranı oldu. Yani güya demokrasiden bahseden sözüm ona bir şeyde, siyasi parti. Orada bir şey de kaldık. Hani o söylediniz ya o ETA örneği. Evet. Hani o yine Türkiye'de de halk o noktaya geldi mi? Hani PKK konusunda biz de o noktada mıyız? Yani ondan sizce, mı? Sizce de bu süreçlerin ikisini kıyasladığımızda ne fark var? Tabii ne fark şu var. Eğer bu AK Parti döneminde, çünkü bizde Kürt sorunu aslında askeri vesayetin ipoteği altında olan bir sorun. Mesela 27 Mayıs darbesi oluyor. 27 Mayıs darbesinde askerlerin Menderes'te tek bir yerde temaslar var. Ta Yassıada'ya kadar gidiyorlar. Senin döneminde Kürtleri nasıl idare etti, nasıl orada isyan çıkmadı bize anlat diyorlar Milli Birlik Komitesi üyeleri. Bunu kendi alanlarında görüyorlar. 12 Eylül oluyor, devlet dışişlerinden Ermeni sorunuyla ilgili rapor istiyor. Dışişleri diyor ki darbenin dışişleri. Bir de Kürt sorunuyla ilgili rapor hazırlayan aman diyor siviller siz oraya girme. Bu sizin işiniz değil, bu askerin askerin işidir. Hep aynı ama. Evet. Biz yani 84'ten tabii, beri başlatıyoruz ama az önce benim de ifade ettiğim gibi 84'ten başlamıyor aslında. Çok daha gerilere tabii gitmek lazım. Askeri vesayet kendisini, Kürt sorunu kendi tekelinde, sivilleri bu işe bulaştırmıyor. Ta ki ilk kez bir rahmetli Özal bu konuda bir inisiyatif kullandı, girişimde bulundu. O da belki hayatına mal oldu. İkincisi AK Parti bu konuda ilk kez bir inisiyatif kullandı. 2005 yılı. Bu açıdan bir tarihi dönüm noktası. Bu açıdan eğer onlar olmasaydı bölgedeki Orta Doğu'daki bu konjonktüre baktığımızda işte Irak ortada, Suriye ortada, ilk kez terör örgütü arkasına 4 devleti alarak hareket etti. Ve bunları yaparken halkta bir sivil kalkışma talep etti. Evet. Eğer 2005'te başlayan süreç, yani tek tek saymayacağım, TRT Şeş'ten cezaevindeki insanların ana dilde konuşması ve ana dilde propagandaya kadar bu tür adımlar haftaya atılmasaydı Türkiye'nin işi çok zordu. Arap Baharı'nın olduğu bir dönemde onlar da Diyarbakır Meydanı'ndan Arap Baharı'nı başlatmak istedi ama bu hizmetler, bu çabalar bunu önledi. O açıdan bence buna katılmayarak o sivil itaatsizliğe, örgütün Arap Baharı çağrısına, sivil namazlara katılmayarak zaten bölge halkı örgüte edibese yeter. Evet, yeter artık dedi. Yani acaba şeyden sonra PKK'nın bir ara o haline rağmen. PKK'nın aslında çok önemli bir şey, bir noktada kaldınız. Reklam arası vereceğim, ondan sonra devam edelim. Bundan sonra acaba halkın PKK'ya
sesini yükseltmesi beklenebilir mi her anlamda? Bunları konuşacağız. Başka önümüzde Sakine Cansız, Fransa'da 3 kişi işte infaz edildi PKK tarafından veya dış örgütler tarafından. Bundan önce yine geçen hafta büyük bir karakol saldırısı oldu. Türkiye'nin eli de şu aşamada güçlenmiş gibi görülüyor. Bütün bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama kısa bir ara verme durumundayım. Efendim, kısa bir aranın ardından biz TGRT Ankara stüdyolarında devam edeceğiz. Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarında yayınımıza devam ediyoruz. Yeni sürecin önüne çıkabilecek olan mayınları konuşuyoruz. Konuklarımız çok önemli. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın, Abdülkadir Selvi ve Nuri Elibol'la birlikte. Şimdi reklam arasında konuşurken Nuri Bey aslında güzel bir şey de söyledi. Belki şu an bu yayını Abdullah Hocam da seyrediyor. Artık bir televizyonu var. TGRT'yi siz bir şey daha söylediniz aslında. Belki Barış ve Demokrasi Partisi'ni, bölgede olanları, bölgede sivil toplum örgütlerinin ne yaptığını. Yani dolayısıyla hani şu manada önemli. Herkesin çok net bir şekilde artık hani şey olmadan, perdenin arkasında ne varsa önünde de o var. Onlara da bakıyor. Ama ben tabii bu noktada size şunu sormak istiyorum. Demin kaldığımız noktadan hareketle. Bundan sonra olacaklar, zaman çok önemli. Tabii ki çok önemli ama hani artık herkes, siz de söylediniz ya, Sayın Selvi de söyledi, artık gına geldi, burasına kadar geldi. Bu iş böyle hızlanabilir mi? Zemberekten boşalmış gibi, hani bu barış ve kardeşlik projesi olarak ortaya konulan şey, çok mu umutluyuz biz? Çok mu umutlandık? Bunu sormak istiyorum. Evet. Bir de bölge halkıyla ilgili bir şey ilave etmek istiyorum. Siz bizden daha iyi okursunuz. Hem yörenin insanısınız, hem sıkça gidip geliyorsunuz. Hem sizinle maskesiz görüşebiliyor insanlar. Evet. Yani görüşebiliyorlar. Ben şunu merak ediyorum. Hakikaten merak ediyorum. Bu sorumun gerçek cevabını arıyorum. Şimdi düşünün ki 2002'den bu yana hakikaten bölgede ekonomik yatırımlar konusunda, devlet tarafından yapılması gereken ekonomik yatırımlar konusunda ciddi bir pozitif ayrımcılık yapılmış. Yani duble yollara bakın, okul yatırımlarına bakın, hastane yatırımlarına bakın, TOKİ'nin yaptığı yatırımlara bakın, Ulaştırma Bakanlığı'nın havaalanı ve otoyol konusunda yaptığı yatırımlara bakın. Devlet Su İşleri'nin son 10 yılda yaptığı ihalelere bakın. Başka bir şeye bakmanıza gerek yok. Doğru. Ciddi bir pozitif ayrımcılık yapıldığı belli. Bunları bölge insanı da hissediyordur. Bu bir. İki, AK Parti'nin hükümet olduğu dönemlerdeki uyguladığı bir takım sosyal politikalar var. Bunlar kömür yardımından tutun, odun kömür yardımından tutun da, fakirlik yardımından tutun da, çocukların okuması için şartlı nakit transferleri onlara. Bunlara varana kadar birçok, bu bölgede de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya çok ciddi bir pozitif ayrımcılık uygulandı. Bu anlamda. Üçüncü anlamda biraz önce Abdülkadir birçoğunu saydı. Yani bölge insanının etnik kökeninden kaynaklanan bir takım bireysel hak ve özgürlükleri var. Bir takım kültürel hakları var. Evet. Bunların büyük bir bölümü de öyle çok fazla davul zurna çalınmadan yavaş yavaş ufak ufak operasyonlarla, yani ana dilde seçmeli ders hayal bile edemezdik. Yani mümkün değil ya. Bırakın öyle yayın mayını bırakın, ana dilde. Yani bir sürü de bu konuda çok da pozitif adımlar atın. Şimdi tüm bunlara baktığımızda, bunların totaline baktığımızda normalde bu işin, yani PKK'ya verilen desteğin bölgede giderek azalması, minimize olması lazım. Minimize olması lazım. Neden sizce minimize olmuyor? Neden azalmıyor? Bir de bölgede PKK tabanında ve BDP tabanında AK Parti'ye karşı bir tepki var. Bunun sebebi ne? Bunu ilave ederek Batuhan'ın sorusuyla birleştirirseniz sevinirim. Evet tabii Batuhan. Siz kendinizi iyi mi anlatamıyorsunuz mesela? Yani olabilir belki, evet, o konuda, evet, da eksikliğimiz olabilir. Yaptığımızın onda birini anlatsak bile hakikaten çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Evet, bu süreçle ilgili öncelikle umutlu olduğumuzu ifade ettik ama dikkatliyiz, tedbirimizi elden bırakmıyoruz. İhtiyatlı bir şekilde bunu götüreceğiz, bu süreci. Tabii sizin sorunuz gerçekten çok şey içinde barındırıyor.
dediğiniz çok doğru. Hakikaten bölgeye hayali mümkün olmayan ciddi hizmetler yapıldı. Ha biraz da şundan kaynaklanıyor. Bölgenin yılların vermiş olduğu bir ihmali de vardı. Yani bu bölgeyle diğer bölgeler arasında bu bir ihtiyaç. Bu bir ihtiyaçtı ama yılların ihmaline uğrayan bir bölge. Bu bir torpil falan değil ya. Bu bir ihtiyaç. Diğer bölgelere deki aradaki o makas farkını azaltmak adına bütün bunların yapılması gerekiyordu. Yapıldı hamdolsun hakikaten. Yani benim dahi hayal edemeyeceğim AK Parti Grup Başkan Vekili olarak söylüyorum. Çok muazzam hizmetler, yatırımlar gidiyor. Ya bu da burada yapıldı mı dediğim hakikaten muazzam şeyler yapılıyor. Gözlerimize inanamadığımız o kadar güzel eserler yapılıyor. Çok basit bir şey söyleyeyim ben size ya. Diyarbakır'daki internet hızı Paris'ten yüksek. Ya işte... Ya. Diyarbakır'daki internet hızı... Gelinen noktayı göstermesi açısından ya, çok... Geçen hafta sizin ya. Oturduğunuz koltukta Ulaştırma Bakanı oturuyordu. Orada özellikle verileri getirdi. Hani bağımsız ölçü verilerini getirdi. Gerçekten hayretler içerisinde kaldık. Evet, Londra'dan ve şeyden de hızlı. Bu arada yatırımlardan bahsederken bir tweet geldi. Onu da Adıyaman Kahta yolunun bitmediğini söylüyor izleyicilerimiz. Dağ köylerinin yolu ve mermer ocaklarıyla ilgili sıkıntıları size iletiyorlar. Bu da biterse çok iyi olur diyorlar. Adıyaman Kahta yolunu duble yolu yaptık aslında. Bitti de onu bu sefer de beton asfalta dönüştürmenin gayreti içerisinde. Evet. Duble yol yaptık. Evet. Yani Adıyaman Kahta arasında Kahta'ya da yetmez. Kahta'dan Sivere'ye kadar da duble yolu uzatacağız. Bunu geçen hafta Ulaştırma Bakanı'na sorduk programımızda. Ve orada 100 trilyonluk bir köprü yapıyoruz Fırat üzerindeki. Kahta ile Sivere arasında 100 trilyona bir köprü yapıyoruz. Adıyaman'da, Kahta'da. Evet. Yani muazzam. Bunlar hakikaten yıllardır hep hayal edilen şeylerdi. Yayınımı izliyor. Mehmet Genç Bey sormuş Adıyamanlı hemşerimiz. Evet doğrudur. Ben de aslında Kahtalıyım. Onu da söyledim yani. Ben hemşerim ondan dolayı. Ama görmemiz lazım. Yani bunlar hakikaten hayal edilemiş. Bakın Adıyaman 2011'in sonunda özellikle söylemek istiyorum. 2012 verileri daha kesinleşmediği için belki. Kamu yatırımlarından aldığı pay itibariyle 81 il arasında 13.liğe çıktı. Adıyaman ölçekte bir il, çoğu büyük şehri gerisi olan. 13.liğe çıktı. Aldığı kamu yatırımları sıralamasında 81 il. 2002'deki rakam neydi? 68'di. 81 il arasında 68. Şimdi 13.liğe çıktı. Ondan 3. iken şimdi baştan 13. Başta 13. Yani ben Adıyaman'da da bunu söyledim. Ya biz amatör ligde top koşturduk. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde top koşturuyoruz. Bak böyle bir Adıyaman var artık. Türkiye'nin her tarafını yapıyor ama bölgeye hakikaten güzel şeyler yapılıyor. Yani bunu belki ya biz ifade edemeyiz ya da halkın AK Parti'den müthiş bir beklentisi var. Ne yaparsanız AK Parti bu yapacak. Biraz da o beklenti var. Yani bakın Kahta'ya kadar yaptık. Daha da devam edeceğiz. Halen de soruluyor. Sorulacak. Halk da isteyecek tabii ki. Biz de yapacağız. Ve dünya döndüğü müddetçe, insanoğlu yaşadığı müddetçe sürekli kalitelisi var. Daha iyisi var. Yapmakta durumundayız ki yapıyoruz. Tabii bu makası işte ancak bu şekilde azaltabiliriz. Artı bölge halkı aldığı bütün yatırımlar, işte demokratikleşme, işte siz de başta söylediniz ya, hakikaten ilk dönemlerde AK Parti'nin kuruluşu, şu olağanüstü hale alın, kaldırın bir şey istemiyoruz diyorlar. Yeter. Şimdi ne diyorlar biliyor musun? Bu kan ve gözyaşı bitsin artık. Terör bitsin, bir şey istemiyoruz diyorlar. Yani o aşamaya gelmiş. Ve dolayısıyla bıkkınlık da var o zaman. Yani gerçekten bıkkın, halk bıkkındı. Halk niçin çünkü sesini çıkarmıyor? Var, yani sen istediğin kadar buraya kamu yatırımı götür. Bu yolların hepsini altından kapla. Tabii, bölgeye özel sektörü gibi getirmediğin sürece evet, belli bir seviyenin üstüne ekonominin çıkması mümkün değil. Devletin eliyle ekonomi bir yere kadar gelir. O seviyeden tabii tekrar başa dönüyor. Özel işte o seviye için de şey yaptı. Yani bu teşvikler, yeni teşvikler getiriyoruz. Tabii ciddi manada teşvikler var bölgede ama dediği şey para hassastır. Yatırım hassastır. Güven duyabildiği yere gider. Ürkektir. Kolay değil, ürkektir. Sakin yani o açıdan sakin, güven duyabileceği yerlere gider. Ve biz de yatırımcılar hep oraya teşvik etmek için yeni yeni teşvik modelleriyle hep yatırımcının karşısına ama çıkıyoruz. Bir şey daha var. Tedbirleri uyguluyoruz. Yani ama şu var, tabii bu kadar şey yapıldı dediniz çok doğru. Yani niye halkta böyle bir şey yok da? Evet. Bakın kolay değil. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu KCK yapılanmasının üzerine çok ciddi manada girdi. Halk yeni yeni kendine gelmeye başladı. Yani halk sandığa gidemiyorsa, oy kullanamıyorsa özgür bir şekilde. İşte siz ifade ettiniz ya, devlet o hali kaldırdı. Siz o hali kaldırdınız ama PKK, bu sefer PKK burada yani, o hali ilan etti. Yani siz PKK sadece dağda değil, şehirlerde de sıkıştı mı diyorsunuz? Şehirde de vardı tabii. Şehirlerde de vardı. KCK operasyonlarına kadar öyle. Ciddi bir rahatlama sağladı. KCK operasyonuyla PKK'nın şehirlerindeki o hali kalktı. Doğru. Aynen öyle. Şehirlerde şimdi canlanma başladı. Yeni yeni kendine gelmeye başladı. O korku, o panik. Yani vatandaş kendinden geçse bile çoluğundan çocuğundan korkuyor. Yani. Kolay şey, değil bu işler. Sizden önce ben bir şey ilave ederek... Ve yavaş yavaş şu anda halkta bir hareket var. Yani bizim de hakikaten halkımıza çağrımız. Bakın ben de bir Kürdüm. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyım ben. Evet. Ve dolayısıyla
bütün bu yapıdaki insanların artık yavaş yavaş da mutlak surette bir araya gelip güçlü olup bir şekilde, yani özellikle bölgedeki STK'larımız, evet, kanaat önderlerimiz, aşiret liderleri, bütün bunlar çok önemli unsurlar ve bunlar yavaş yavaş sesini yükseltmeye başladılar. Kolay değil. O sinmişlik, o korkaklık, o ürkeklik artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Evet. Önümüzdeki dönemlerde bu çok ciddi bir şekilde, çok daha yüksek sesle bölge hakkı kenetlenecek ve PKK ile mesafeyi, terör örgütüyle mesafeyi artık, evet, açmak durumunda, açacak da. Ahmet Bey, ben Abdülkadir Bey'e sözü bırakacağım ama bir yazısından, evet, bir başlığı hatırlatmak istiyorum. Diyarbakır'da provokasyon bekleniyor mu diyor ve yeni süreci öncekilerden ayıran en büyük fark, bu süreç Öcalan'ın liderliğinin test edildiği süreç. Ben bu işi çözerim diyen Öcalan'a hadi bakalım çöz de görelim, evet, denildiğini hatırlatıyor yazısında ve size bırakıyorum. Bu önemli bir cümleydi, ben aldım onu da aktararak. Doğru, buyurun. Tabii şimdi bu sürecin, evet, bu haburun devamı ama haburdan da farklı özellikler arz ediyor bu süreç. Haburdan farklı özellikleri neler? Mesela bu süreçle ilgili dünyada çok başarılı örnekler var. İşte İRA örneği diyoruz, ETA örneği diyoruz ama bir de başarısız örnek var. Bir Sri Lanka, evet, Tamil örneği. Tamil. Mesela Tamiller adına o görüşmeyi yürüten kişinin çok önemli tespiti var. Diyor ki biz niye başarısız olduk biliyor musunuz? Bizde diyor Cumhurbaşkanı farklı düşünüyordu, Başbakan farklı düşünüyor. Başbakan çözüm yanlısı, Cumhurbaşkanı çözüm karşıtıydı. Bizde tek devlet yoktu diyor. Şimdi şu andaki... Ama bu bana önce geçmişi hatırlattı. Abdülkadir Bey. Bu biraz Türkiye'yi hatırlatıyor. Türkiye'yi hatırlattı bana. Ama şimdi en büyük şans da o. Şimdi tek devlet var. Yani bir irade var. Evet, evet. Sayın Cumhurbaşkanı da çözüm yanında çok eskiden güçlü bir irade farklı, koydu. Başbakan farklı, tabii, asker farklı, emniyet farklı. Asker kimseyi karıştırmıyor. Çok farklı. Tabii. Yani askerin olduğu alana bize zaten... Farklı düşünenlerin sayısı daha fazlaydı Sri Lanka'dan farklı, tabii, olarak. Ki. Doğru mu? O da başarısız oldu. Vesayet makamları çoktu yani. Yani askerin o alanına girmek mümkün, evet, değildi. Ama DGM'lerimiz vardı bizim. O koruyucu zırhıydı o asker. Ama şu var. İlk kez sivil irade bu konuda tüm riski aldı. Ama bu sivil iradenin, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Ankara'da değil, Edirne'de de, Trabzon'da da, Diyarbakır'da da, Şırnak'ta da karşılığı var. Diyor ki, yani en milliyetçi Yozgatlı şehit babası da diyor ki, ya bu adam samimi, bu adam bu terörün, kanın, gözyaşının durmasını istiyor. Çocuğu PKK'ya katılmış, anne de onu söylüyor. Yani Güneydoğu'daki terörle mücadelenin yapıldığı Hakkari'deki anne mi? Anne de onu söylüyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyi, karşılığı hem Diyarbakır sokaklarında var hem Trabzon sokaklarında var. Bu Türkiye için çok büyük bir şans. İkincisi tek devlet var. Yani askerler işte biz bir şey yaparız. Öcalan yakalandığında, İmralı'ya konduğunda içerideki silahlı güçleri dışarıya çekeceği zaman bazı askerlerin o zaman bir kısmı kalsın içeride dediği örneğin söylenmişti. Ama şimdi onu diyecek bir irade de yoktur. Yani sivil irade en güçlü olduğu dönemini yaşıyor. Bu çok çok önemli. Bir başka nokta, Öcalan bu süreci gördü. Yani Öcalan geçen Oslo sürecinde bir yandan devletle bu görüşmeler yaparken, doğru, bilgilendirilirken daha doğrusu bu görüşmeler daha çok Avrupa ayağıyla yürüyordu. Diğer taraftan da örgüt ediyordu ki Diyarbakır'da 50 bin kişi ölsün. Hiç sorun değil. Eylem yapın diyordu. Bunu yapan Öcalan'a denildi ki 17 ay tecrit edildi. Bu kafayla gittiğin sürece sen İmralı'da çürürsün. Bu Türkiye Cumhuriyeti buna muktedirdir. Ve seni unuturuz. Unuturuz. Bunu gördü resmen Öcalan. Unutuldu da. Bunu gördü ve bu sefer... Yani adam ölerek, daha fazla eylem yaparak beni daha fazla hatırlarlar, daha fazla sürecin içerisine dahil ederler diye düşünürken tam tersi oldu ve uygulandı bu. Bu uygulandı. Bunu gördü ama şunu da gördü. Öcalan aslında dışarıdakilerden, hatta bence BDP'lilerden daha gerçekçi bir adam. Gördü ki orada bir yandan BDP örgütü... BDP'ye ayrı parantez açacağız aslında. Gerçekten beni umutlandıran açıklamalar da geliyor. Bunlar ne kadar geliyor, samimi. Tabii. Yani bilmiyorum ama ilk kez BDP'den, tabii, bu kadar sorunun çözümünü isteyen, evet, veya çözümü isteyen... Öcalan'ın odasına televizyon konduğu saatten, evet, bu yana BDP'liler bayağı... O da aklıma başka, tabii, şey getiriyor. Sorumlu hani, açıklamalar yapıyorlar. Tabii yani bir taraftan da oradan Kandil'den pazularını, hatta yumruklarını gösteren kara yılan ve şey var. Örgütün şöyle bir şey yapısı var. Bunu Abdülkadir de teslim edecek. Evet. Hem PKK'nın içerisinde
hem KCK'da hem Avrupa'daki siyasi yapılanmadan. Açıktan açığa, Öcalan'a, açıkça, evet, böyle deklere ederek itiraz edecek bir güç yok. Evet. Açıkça karşı çıkacak bir güç de yok. Ama el altından, çaktırmadan, Nuri Bey, ama başka bir yolla... Bir şey söyleyebilir miyim sözünüzü? Evet. Ama 2009'a kadar Öcalan avukatları vasıtasıyla veya başka vasıtalarla zaten süreci yönetti. Hatta katliam talimatları verdi. Ama hani bakıldığı zaman... Ama şu var. Ama şu var. Şimdi Öcalan'la bu kez ara üçüncü bir ülke yoktur. Üçüncü bir ülke de değil. Doğrudan İmralı'da yürütülüyor. Ama Öcalan'ın da liderliği test ediliyor. Yani Öcalan bir örgüt liderinin sigortası, hayat poliçesi altındaki örgütü. Evet. Örgütü olmasa Öcalan orada bir adi mahkum olur, olarak çürür. Öcalan da gerçekçi birisi. Açlık grevleri sürecinde pozitif katkı yaparak kendisini aslında yeniden muhatap haline getirdi. Öcalan şu açıdan önemli. Örgütün silahlı bir gücü olabilir. Hatta siz PKK silahları bıraktığında bir grup belki bırakmayacak. O zaman ama şeytanın avukatlığını yapmak gerekir. Şu soru şu. Öcalan burada kendisinden bekleneni yaparsa Öcalan buradan ne çıkar sağlayacak? Öcalan ne bekliyor? Tabii, kafamızın arkasındaki şu soru var. Bu. Ne bekliyor? Şimdi tüm toplumdaki soru şu ama önce izin verirsen bir tabii, şey söyleyeyim. Tabii. Öcalan toplumda kendi kitlesinde karşılığı olan, tabanda karşılığı olan birisi. Öcalan dışında işte Fehmen Hüseyin, Diyarbakır'da bir karşılığı yoktur. Murat Karayılan, Şırnak'ta bir karşılığı yok. Kitle üzerinde bir karşılığı yok. O açıdan Öcalan onlar için önemli. Ama şu da önemli, Öcalan artık bölgede yeni bir Türkiye olduğunu görüyor. Bu yeni Türkiye ile kendisi bir çözümün parçası olmak suretiyle işbirliği yapabileceğini düşünüyor. Örgüt yeni iki yerden yamalanıyor. Bir Kürt sorununda, bir de Öcalan'ın bizatihi varlığından. Şimdi Kürt sorununu çözüyorlar. Evet. Hükümet bir şekilde, zaten hükümet şu anda Öcalan'la Kürt sorununu müzakere etmiyor. Etmiyor. Niye etsinler? Beyefendi de Kürt kökenli, gitsinler onlar müzakere etsinler. Yani kendi partisinin içerisinde 80 tane Kürt kökenli milletvekili Kürt sorununun tek muhatabı olarak gidip Kürt sorununu başkalarıyla PKK müzakere etmesine gerek yok. Terör sorununa dönüştü bu zaten. Yani Kürt sorunu dediniz mi? Kürt sorunu artık terör sorununa dönüştü. Böyle bir Kürt sorunu kalmadı. Ya hakikaten. Bir de tek muhatap. Ha sorunlar var mı? Var. Var. Ayrı bir şey. Ama onlar gidip Öcalan'la müzakere etmeye kesinlikle gerek yok. Kesinlikle çoktur. Yani. Genel manada işte demokratik çerçevede bakabileceğin sorun. Herkesin yani sorunları var. Ama burada bir terör. Şuraya varabiliriz. Öcalan'ı dinlemeyen bir örgüt marjinal hale. Aslında toplumsal tabanını kaybeder. Aynen. Ama şunu da sormak lazım. Haklı be o konuda. Haklı hakikaten. Yani hani Öcalan değil de sözünü kim? Sözünü bir tamamlattıramadık. Öcalan değil de kim? Yani eğer bir süreç yürütülecekse yani dediği gibi çok doğru. Toplumda yani toplumda değil de kendi tabanında yani, örgüt çerçevesinde sonuçta olan ve sizin de ifade ettiğiniz gibi doğrudan kimsenin karşı çıkmaya cesaret edemeyeceği yani kabul edelim etmeyelim. Böyle bir güç. Ve sonuçta yani siyasi uzantısı da Öcalan diyor. İmralı diyor. Siyasi uzantı da bunu diyor. Eğer siz siyasetle müzakere edecekse. Kandal'dakiler de öyle. Başka bir isim falan da zaten. Ve tek başına böyle sözü geçen irade belirleyecek başka bir isim de yok bir zaten. Bir de şunun işin tuhaf tarafı bence kamuoyumuz bunu birbirine karıştırıyor. Bunu çok net açık tartışmamız lazım. Şu anda Öcalan'la İmralı'da müzakere edilen veya konuşulan şey Kürt sorunu değil. Dağdaki teröristler terör nasıl indirilir? Terör nasıl bitirilir? Tabii. Bunun Kürt sorununa yansıyan bölümleri varsa ilişkili olabilir. Ona bir şey demiyorum. Ama orada asıl mesele terörün bitirilmesi. Kesinlikle silah bırakılması. Silah bırakılması. Ve yurt bu konu görüşülüyor. Çıkarım. Ve bu konudaki en doğru muhatap da o. Ve diğer süreçlerden farklı ilk kez BDP de işin içine sokuluyor. Orada bir de başka yani bir şey. Yani BDP de bu kez farklı, bu kez farklı olarak sürece dahil edilmiş durumda. Evet evet. Ama BDP Öcalan'la Kandil arasında. BDP Öcalan'la Avrupa arasında. Birileri üzerinden Kandil Avrupa'da pazusunu yumruğunu gösterdi bu son olayla. Birileri üzerinden Kandil Türkiye'de Fehman Hüseyin'in talimatıyla geçen hafta karakol basıldı 120 teröristle. BDP'ye henüz bir yumruk atmadı.
pazu göstermedi Kandil. Ve ara vereceğim ama şunu da sorarak, bu kadar parçalı yapı Kandil'de Duran Kalkan'dan farklı bir sesin, Cemil Bayık'tan başka bir sesin, Fehman Hüseyin ve Murat Karayılan'ın şu an yan yana durması ve parçalı görüntü vermesi de aslında Türkiye'nin işine gelmez mi? Aslında bu Türkiye'nin sorunu değil. Şimdiye kadar bunlar Türkiye'nin sorunu oluyordu. Örneğin bir sabotaj yapıldığında bizim süreçlerimiz kesintiye uğruyordu. Ama bu yeni süreçte bizim sorunumuz değil. Ben bu işi çözerim. Örgütüme hakimim, örgütün tek lideriyim diye bir Öcalan var. O zaman hadi buyur çöz. Bir sabotaj olduğunda onun faturasını Öcalan ödeyecek. Beklentisi ne Öcalan'ın? Beklentisi ne? Tabii yeni bir Türkiye var. Yani bunu görmek gerekiyor. Evet. Bölgenin en güçlü ülkesi oldu Türkiye. Ve PKK her ne kadar bu Türkiye'yi eteğinden geri çekmeye çalıştıysa da 2012 yılında gördü PKK. Final yılı ilan etti. PKK'nın finaline dönüştü bu olay. Yani PKK'ya rağmen de bölgenin lideri olan uluslararası zeminlerde en etkili bir devlet. İkincisi Amerika artık yavaş yavaş Orta Doğu'dan çekiliyor. Pasifiklere, Pasifik'e yöneliyor. Bunu da gören ve tartan bir Öcalan var. PKK, son anda treni kaçırmamak PKK için... PKK aslında son dönemde farklı bir Türkiye görüyor. PKK görmüyor. Avlanmayı bekleyen güvenlik güçlerinden ziyade kendisiyle mücadele eden bir Türkiye mi görüyor? Tabii biz şunu da yapmışız. Yani artık pabuç doğrusu pahalı mı PKK için? Hayır şu var. Yani PKK bunu çok görmedi. İmralı, bu gerçekçi İmralı görüyor. İkincisi biz de şimdiye kadar terörle mücadele adı altında aslında gerçekten aynen de yok. Çok fazla bir terörle mücadele çok de yapamamışız. Şimdi... Önemli. Silah sıkana daha büyük silahla cevap veriliyor. Ama barış için elini uzatana da kucaklanıyor, tutuluyor ve sarılıyor. Bu fark bu yani. Evet. Ara verme durumundayız. Sohbetimize devam edelim. Efendim bundan sonraki mihenk taşları neler olacak? Onları konuşacağız kısa bir aranın ardından. Yayınımız devam ediyor. Yeni süreci konuşuyoruz. Ve konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın. Yine Abdülkadir Selvi ve Nuri Elibol'la birlikte. Efendim bu bölümde aslında biz birazcık tam reklam arası vermeden önce o konuyu konuşacağız ama ben merak ettiğim bir şey var. Hep Barış ve Demokrasi Partisi kağıdı veya işte kabı en ucundan tutmamıştı bile. Hatta hemen eline gelen topu hemen yere bırakmıştı veya yanan topu başkasının üstüne atmıştı. Son dönemde evet veya işte Kandil diyordu. Yine Kandil değil. Hep evet. İmralı. Hayır, değil. Muhatap olarak zaten kendilerini göndermiyorlar. Ama şimdi bir şey var. Ben de şunu hissediyorum. Bütün kendi aralarında da çok farklı düşünenler var. Barış ve Demokrasi Partisi içerisinde ama hani grup eş başkanlar diyelim Gülten Kışanak ve Selahattin Demirtaş. Yine alttaki abiler Ahmet Türk gibi önce mesela bir Selahattin Demirtaş ben niye bu işin içinde yokum dedi grup konuşmasında geçen hafta. Yani niye Ahmet Türk gidiyor biz yokuz. Kendilerini aslında önce dışlanmış gibi ama şimdi bakıldığı zaman onlarda da böyle bir sıcak iklim var gibi. Bilmiyorum ben mi öyle düşünüyorum. Barış ve Demokrasi Partisi bu sefer gerçekten size göre siyaseten tırnak içinde işin içinde mi? İnşallah. Şimdi bakın biz aslında bu Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ni başlattığımız o 2009 yılından BDP ile de o zamanki siyasi partiyle de aynı şekilde görüşmek istedik. Biz muhatap değiliz, muhatap İmralı dedi. Birkaç olayda daha denedik. Biz BDP'yi siyaseten sonuçta seçilmiş meşru bir siyasi parti. Ve eğer Türkiye'nin soruna çözümü noktası ki onlar da söylüyor çözüm yeri parlamentodur. Parlamentodaki bu gruptan da istifade etmek istedik. Gelin birlikte bu sorunu çözelim bütün siyasi partilerle birlikte. Tabii BDP bugüne kadar rüştünü ispat edemedi. Bir siyasi parti tüzel kişiliğine haiz gibi davranmadı ve kendi iradesiyle hareket etmedi. Ve topu hep İmralı'ya attı. Muhatap ben değilim, benimle görüşeceğiz, İmralı'yla görüşü falan dedi. Madem siyasi parti olarak siz kendinizi görmüyorsanız, işte netice itibariyle tabii devletin istihbarat birimleri o süreçleri başlattı. Bir şekilde görüşmeler gitti, işte o günden bugünlere gelindi. Tabii birincisi, yani BDP gerçekten bu sorunun bitmesini istiyor mu, istemiyor mu? Yani bu sorun biterse BDP'nin konumu ne olacak? Yani sorundan beslenen bir takım siyasi partiler var dedik. Siyaset yapanlar da. Ki birincisi bu, ikincisi bu, ikincisi bu. Oraya gelecek. Şimdi ikincisi BDP bununla bu sorun bitmesiyle şunu arzu edebilir. Evet ben de artık bir siyasi parti olarak var olmak istiyorum.
silahın gölgesinde siyaset yapmak istemiyorum. Rüştümü ispat edip bir Türkiye partisi olmak istiyorum gibi bir algın içerisine girmiş olabilir. İnşallah öyledir. BDP'nin hayrına olan da budur aslında. Bu BDP'nin hakikaten siyaseten alanının genişlemesi BDP'ye ne sağlar? BDP bir siyasi parti olarız artık. Yani başka yerden böyle talimatla hareket eden bir siyasi parti değil. Kendi başına hareket eden, kendi kararlarını alabilen, kendi iç mekanizmasını işletebilen ve adeta bir Türkiye partisi. Seçmenlerin iradesini yansıtan. Seçmenlerin ama, iradesini aynı şekilde yansıtan. Ama Ahmet Bey, böyle Güneydoğu bir siyasi Anadolu bölgesinde olabilir. BDP güçlü bir parti. Yani siz birincisiniz ama en büyük rakibiniz MHP ve CHP değil. Siz ister misiniz güçlü bir BDP'nin karşınızda olmasını? Keşke böyle normal seçimlerle orada özgür iradeyle oy kullanılan bir seçimlerde keşke alabiliyorsa alsın. Halkın tercihine saygı duyarız. Ama silahın gölgesinde olmasın. Baskıyla, zorla olmasın. İşte dağdan arayacaksın. Köyün tamamı şuraya oy verecek. Vermediği takdirde çoluğun çocuğun falan deyip başlayacaksın. Veya belediye seçimlerde şeyde olduğu gibi boş tabut dolaştırmayacaksın. Aynen o şekilde. İşte referandumda gördük. Yani özgür iradeden bahseden bir siyasi parti seçmenlerin özgür iradesini kullanmasını boykot etti. Engel oldu. Sandıklara gidemediler. Yani normal, makul, hakikaten korkusuz bir şekilde vatandaş sandığa gittiği zaman ben biliyorum ki oranın hali değişecek. Bir de CHP'nin tavrını sormak istiyorum. Evet, CHP bir kredi açıyorum gibi belki telaffuzda yanlış bir ifade kullandı ama siz bu süreçte CHP'nin tavrını önemsiyor musunuz? Ya CHP ve o krediye CHP içerisinden özellikle ulusalcı kanattan yükselen sesi de ekleyerek... Evet. İşte hangi CHP'ye inanacağız bilmiyorum ki. Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine mi inanacağız? İşte genel başkan yardımcıları ayrı ayrı konuşuyor. Onların CHP'sine mi inanacağız? Grup başkan vekillerinin CHP'sine inanacağız? İşte Hüseyin Aygün'ün CHP'sine mi inanacağız? Hangi CHP'ye biz inanacağız? Ben de şaşırdım. Yani Kılıçdaroğlu kendisi bile istikrarlı değil ki. Yani akşam söylediğini sabah inkar eden, Diyarbakır'da söylediğini Edirne'de yiyen bir genel başkan. Yani lider demiyorum. Lider olamadı çünkü istikrar yok. Ne zaman, nerede çark edeceği belli değil. Bakın o girişimi çok önemsedik. Aslında Sayın Başbakanımız da çok önemsedi. İşte randevu istedi. Sayın Başbakan da randevu verdi. Heyetiyle birlikte gitti, görüştü. İşte bu sorunun tespitine yönelik önerilerle birlikte gitti. Ha çözümü birlikte yapalım dedi. Gayet makul, mantıklı. Ana muhalefete yakışan da bu. Fakat bu gelişen, sefer yani ama, bu sefer, şeyde olduğu gibi, Habur'da olduğu gibi, Oslo'da olduğu gibi çok açık bir şey yok. Karşı çıkış yok. Ya rüzgarın tersine hareket edemez zaten. Hatta bu bekleniyor. Belki o, onun sebebini bilmiyorum ama. Bakın anayasa uzlaşma komisyonundan da çıkmıyorlar ama. CHP çok önemli. Yani burada gerçekten siyaseten bu konuda olumlu düşünmesi veya olumlu açıklamalar yapması sizin elinizi güçlendirmez mi Ahmet Bey? Rahatlatmaz mı? Önemsiyoruz. Gerçekten önemsiyoruz. Yani CHP'yi önemsemek lazım. Gerekmiyor. Ülkenin ana muhalefeti çok önemlidir. Sorun CHP kendini önemsemiyor. CHP kendi içinde netleşmesi. İşin doğrusu o. Ama şunu ifade ediyoruz. Yani CHP gerçekten iktidarıyla eğer ana muhalefeti bütünleşirse işte %75-76 temsil gücüne ulaşıyor. Emin olun bu sorunu samimi bir şekilde CHP'de isterse çözümünü bunu çözeriz. Yani AK Parti'nin Sayın Başbakanımız daha dünkü grup toplantısı yeniledi. Bakın bizim heyetimiz hazır. Siz de gelin. Yürütme olarak bize ne düşüyorsa çok açık bir şey söyledi. İdari açıdan ne gerekiyorsa, yasal düzenleme ne gerekiyorsa gelin oturalım, konuşalım. Bütün devletin kapılarını da açalım. Ne gerekiyorsa yapalım dedi. Ben hem Sayın Abdülkadir Selvi'ye hem size bir soru yöneltmek istiyorum. Yarın törenler var. Bu törenlerle ilgili o katledilen 3 tane kadının, PKK'lı kadının yarın Türkiye'de defnedilecek. Önce Diyarbakır'da bir cenaze töreni yapılacak. Bilahare diğer vilayetlere dağılacak. Zannediyorum biri Mersin'de, biri Kahramanmaraş. Tunceli'de defnedilecek. Tabii ki bu süreci istemeyenler, Türkiye'nin bu terör sorununu çözmesini istemeyenler, bu İmralı sürecinin sabote etmek isteyen herkes bunu sabote etmek için elinden geleni yapacak veya provokasyon yapmaya çalışacak. Buna küresel aktörler veya bölgesel aktörler dahil. Yarın bir şey bekliyor musunuz? Yarınla ilgili bir endişe taşıyor musunuz? BDP herhangi bir provokasyon beklemiyor. Çağrılarda da bulunuyor bir provokasyon olmamasının ciddi bir çaba içerisinde. Öcalan'ın başlattığı sürecin sabote edilmemesi için en azından görüntüde ciddi bir çaba içerisinde.
Yarın bir provokasyon bekliyor musunuz? Ya başarı şansı nedir provokasyon? Ben çok ciddi bir provokasyon olacağını zannetmiyorum. Çünkü evet. Hakikaten toplumda böyle bir kabul gördü bu olay. Hı hı. Böyle bir kabullenmişlik var. Hı hı. Yani BDP'nin samimiyet testi de olabilir yarın. Hı hı. İnanıyorum ki BDP de eğer samimi bir şekilde bu süreci destekliyorsa, hı hı. Çünkü gerekli tedbirler alıyor. Zaten devlet, hükümet, hı hı. Güvenlik açısından gerekli tedbirleri muhakkak alıyordur. İstihbarat birimleri muhakkak alıyordur. Hı hı. Kamuoyunda da halkta da artık bu iş bitsin diyor. Hakikaten bu kan gözyaşı dinsin diyor artık. Ve dolayısıyla ben çok ciddi bir provokasyon beklemiyorum. Ha, velev ki ufak çaplı bir takım provokasyonlar olabilir mi? Olabilir. O da çok sorun oluşturacağını tahmin etmiyorum. Ki halk da itibar etmez. Yani bunun provokasyon olabileceğini bütün herkes artık biliyor. Dolayısıyla inşallah olmaz, olmayacağını da düşünüyorum. Sen nasıl bakıyorsun? Bir de ben Abdülkadir Bey, size bir şey ekleyebilir miyim ona? Özellikle Kandil'in bu süreçte silahları teslim etmeden çekilme gibi bir şeyi var, niyeti var. En ufak bir olayda hemen silahı çekecekler. Hani o niyet seziliyor. Böyle bir gidişata Türkiye ne der? Bunu da ekleyerek tamam. Ben... Zaten çekilmede silahın burada teslim edilmesi evet. diye bir şart yok. Öyle mi? Ama silahların sınırların dışında çekilmesi ve teslim... Sonra orada ama, silah bırakılmaz. Ama Kandil hiçbir şekilde silahları bırakmak istemiyor. Özellikle de... Ya silahlarıyla nereye gidecek ya? Devletimiz ve iktidar burada. Evet. O silahları teslim etmeyip ya da bırakmayıp nereye gidecek o silahlar? Eğer başka yerlere gideceklerse, başka hayat evet. sürecekler... Yani sürekli dağda kalacaksa, aynı şartlarda, aynı şekilde bu iş zaten olmaz. Evet. Ben doğrusu bu sefer... Önceden bu tür provokasyonları yapanlar kendileri açısından başarıya ulaşıyorlardı. Ama bu sefer bu provokasyonu kim yaparsa yapsın ağır bir bedel öder. Örneğin kim yapabilir? PKK yapabilir ya da derin devlet yapabilir. Halis provokasyonu çok amacına ulaşmadı gibi geliyor bana. Tam tersine... Kitledi toplum. Evet. Daha da çok hırslandırdı. Ve insanlar... Yani bu konularda çözüm konusunda daha da hırslandı. Kesinlikle. Yani insanlar elini gördü mü o provokatörlerin? Evet. Elini gördü galiba. Değil Paris mi? Olayı şu açıdan çok önemli oldu. Geçmişte bu süreci sabote edenler aynı Bingöl'de aha. olduğu gibi ya da Silvan'da olduğu gibi Türk halkına yönelik olarak onları rahatsız edici, onları kışkırtan eylem yapıyorlardı. Bu sefer PKK'ya karşı bu sefer yaptı. PKK'ya karşı yaptı ama kim olursa olsun millet dedi ki bu sıkılan kurşun orada Sakine Cansız'a, Fidan Doğan'a falan deyin. Bu çözüme sıkılmıştır. Barış'a. Bu çok net bir şekilde ortaya çıkınca aslında o kurşun sıkanlar tam beklediklerinin tersiyle bir tepkiyle karşılaştı. Tabii burada da... Yarın ne bekliyorsun? Ben doğrusu burada eğer PKK tarafından bir provokasyon olursa onun bedelini başta İmralı ve Öcalan öder. Bunu göze alabileceklerini zannetmiyorum. Göze alırlarsa bu çözüm sürecine çözüm süreci çok büyük bir darbe. BDP, KCK ve PKK'ya rağmen bir olay da olmaz diyorsun. İkincisi derin devlet buna kalkışırsa derin devlette buna kalkışanların yeri Silivri'de. Evet. Onlar dış güçler daha büyük bir bedel. İran, Irak, Suriye, Avrupa Birliği. Ben bu nedenle yani bir de halk da kim provoke ederse der etsin, kendisi karşısında halkı bulur. O nedenle beklemiyorum. Beklenirse de amacına ulaşmaz. Evet. Bu peki şeyle ilgili bir de gelişmeler devam ediyor. Tabii bir taraftan bu süreç devam ederken terörle mücadele de devam ediyor. Tabii terörle mücadele devam ederken bölge halkına yönelik işte demin Ahmet Bey söyledi. Ana dilde savunma hakkı da önümüzdeki hafta gelecek. Dördüncü yargı önümüzdeki paketi. Hafta mı gelecek? Önümüzdeki yani hafta aslında göreceğiz inşallah. Bir taraftan evet. İmralı'yla hani denilen görüşmeler, barış süreci, terörle mücadele, dün Kandil bombalandı yine. Dördüncü yargı paketi. Dilerseniz o bölüme girmek istiyorum. Bu yeni süreçte siz de bunu özellikle demokratikleşme anlamında destekleyecek neler yapacaksınız? Bakın aslında bu yeni bir süreç değil. Yani ilk kuruluşundan beri devam eden bir süreç. Zaman zaman belki akamete uğramış olabilir. Yani inişler çıkışlar olabilir ama bu ta 10 senedir devam eden bir süreç. Biz şunu dedik yani terörle mücadele en etkin ve en kararlı bir şekilde devam edecek. Ama hukuk devleti sınırları içerisinde kalmak kaydıyla bu demokratikleşme sürecini de sonuna kadar götüreceğiz. Yani ikisini bir arada götürüyoruz biz. Yani terörle mücadelenin olduğu dönemde biz demokratikleşmeden ödün vermedik, vazgeçmedik. Yani hem terörle mücadele en etkili bir şekilde devam ettik ki etmeye de devam edecek. Halen terör devam ettiği müddetçe
devam edecek. Ama öbür taraftan da işte olağanüstü haldan DGM'lerin kaldırılması, işte en son geçtiğimiz 3. pakete özel yetkili mahkemeleri de kaldırdık. İşte gelinen süreç, dilin öğrenilmesi, işte televizyon kanalının, devletin resmi bir kanalının bu işe tahsis edilmesi, seçmeli ders olarak kullanılması, faili meçhullerin ortadan kaldırılması, işkencelerle mücadele, işkenceyle mücadele falan derken hakikaten dünden bugüne kadar çok süreç atlattık, çok şey yaptık. Bütün ceza mevzuatımızı neredeyse insan onuruna, insan haysiyetine yaraşır, yakışır bir şekilde yeniledik. Tamamen yeniledik. Bu dördüncü i̇şte anayasa, o referandum sürecinde geçirmiş olduğumuz o paket bu süreçte çok önemlidir. Ahmet Türkiye Bey, üzerindeki o bütün vesayet makamlarını ortadan kaldırdık. Şu soruluyor, burada başka bir amaç da olabilir, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama dördüncü yargı paketiyle beraber işte PKK'nın şehirdeki uzantısı olan KCK'dan 1000 kişinin serbest bırakılacağı yok şeklinde böyle bir şey ya. Sosyal medyada bu tip şeyler, mesajlar sık sık veriliyor. Böyle bir şey mümkün mü? Bunun içeri şu anda zaten belli değil ki. Kim nereden biliyor? Böyle bir şey mümkün değil. Bakın böyle bir şey asla mümkün değil. Siz aynı zamanda hukukçu olduğunuz için de soruyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Biz terörle mücadelemize zarar verecek düzenlemeler getirmeyiz. Bir defa terörle mücadele halen devam eden bir ülkedeyiz. Demokratikleşirken, şöyle sorayım o zaman. Demokratikleşirken teröre bazı konularda nüanslar vermek mümkün değil mi diyorsunuz? Yani teröre nüans vermek belki mümkün değil ama tabii yani terör suçları kapsamında eğer çok ağır kaçan bir takım hususlar varsa başka bir takım düzenlemeler var. Ben bunu Adalet Bakanı'na sordum. Adalet yani bunlar bir takım düzenlemeler hukuk devletin gereği içerisinde evrensel kaideler nazara alınarak yapılabilir. Ama dediğim gibi Türkiye'nin halen terör sorunu devam ettiğini, terörle mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini de düşünerek bunları yapacağız. Ama şöyle şeyler de var. Bak bizim mevcut kanunlarımızda şiddete bulaşmadığı halde o nokta önemli tabii ki. Propaganda yoluyla yapılan bir takım söylemler var. Bunlar da suç ve bunlar KCK tutuklamaların bir kısmı da bundan mesela. Bakın geçtiğimiz dönemde sizi doğrulamak adına söylüyorum. Yani düzenlemeden şiddete bulaşmamış. Bulaşmamış ama propaganda da şöyle bir şey söyleyeyim sizi doğrulamak adına. Bakın 3. pakette şöyle bir şey yaptık. Nuri Bey artık propaganda yapılanlar içeri atılmıyor zaten yani. Yok yok geçirdiğimiz 3. pakette şu vardı. Yani terör örgütü üyesi olmamakla beraber terör örgütünün propagandasını yapanlar terör örgütü üyeliğinden de olduğu gibi otomatikmen ceza alıyordu. Bu onun şartıydı. Yani şimdi onu %50'ye kadar düşürdük mesela. Geçtiğimiz üçüncü yargı paketiyle. İşte onu yaptık. Dörtte de benzer belki şiddete bulaşmama kaydıyla ya da evrensel kaydeler nazara alınarak bir takım düzenlemeler olabilir. Yani bundan şu istifade edecek, bu istifade edecek diyemezsiniz. Belki bir takım değişiklikler olursa tabii. O değişikliklerin içeridekilere yansımaları olabilir yani, ama bu tamamını etkileyecek. Ama şunu söyleyeyim. Siz mecliste hangi kanunu geçirseniz geçin, birileri istifade eder. Yani hangi kanunu, bu sadece ceza manasında değil, ceza hukukları değil, hukukla ilgili, medeni hukukla, borçlar hukukuyla, başka türlü yani neye getirseniz getin, anayasa, mecliste neyi geçirseniz geçin, mutlaka birileri ondan istifade eder. Belki birileri ondan zarar da görebilir. Ama istifade etmesi de gerekir. Çünkü Türkiye'nin demokratikleşmesi, standartları yükseltiyorsunuz. Standart yükseldiği zaman bundan istifade edilecek. Yok yani hani ben şunun için sordum. KCK'lılar serbest bırakılacak. Terörle mücadele akamete uğrayacak. Hani bunun şeyi var mı? Zemini var mı? Şimdi Batuhan, anayasa referandumuna gidilirken ne deniliyordu? Bu anayasa geçerse Türkiye'nin bir bölümünde artık örgüt yönetecekler. Evet. Öyle mi oldu? Referandum oldu. Anayasa değişti. Türkiye belki demokratikleşme ve vesayeti tasfiye açısından tarihi bir adım attı. Ve dünyanın gözü kamaştı bu anayasa değişikliğimizde ve bölgeyle ilgili de hiçbir şey olmadı. Aslında şöyle bir şey, ben izleyicilerimize şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Bunu herhangi bir siyasi partinin bir mensubu değilim, yani bir gazeteciyim. Ama başbakanı yaklaşık 10 yıldır izleyen bir gazeteci olarak kendime şöyle bir ölçü koydum ben. Bu ölçüde de çok yanılmadım. Başbakanın şöyle bir tarzı var. Şöyle bir siyaset yapma tarzı var. Bu oy getirmiş getirmemiş bazen öyle şeyler yapıyor ki insan diyor ki ya bu çılgınlık, yani tam seçime giderek böyle bir şey yapılır mı? Bu delilik diyorsunuz. Yani öyle bir siyasi bir karar alıyor ki. Evet. Siyaseten bir açıklaması yok. Siyasi bir mantığı yok. Başbakan kendine şöyle bir ölçü koymuş. Böyle hareket ediyor benim gördüğüm kadarıyla. Allah korkusu var başbakanda. Allah'tan korkuyor. Evet. Yani eylem ve işlemlerinde korktuğu tek güç var.
Ne PKK, ne seçim, ne muhalefet lideri, ne asker. Ne asker. Ya darbeyle mücadele ederken de bunu yapıyor. Kendine bir şiar koymuş. Allah korkusu. Allah korkusuyla hareket ediyor. Bir. İkincisi, Allah'ın gücüne, Rabbimin gücüne gidecek bir şeye asla şey vermiyor. Prim vermiyor. Prim de onay vermiyor. Bu yeteri. Bence bu doğuda ve güneydoğuda yaşayan Kürtlerimiz için de yeterli bir güvencedir. Evet. Şehit aileleri için de yeterli bir güvencedir. Bu ülke bölünecek diyenler için de yeterli bir güvencedir. Başbakanın böyle bir tarzı var. Böyle siyaset yapıyor. Doğru. Yani milletin değerlerini tabii, böyle bir aykırı en ufak bir şeye kesin. Mümkün ama, değil. Attıramazsınız yani. Doğru. Yani, şey diyor, sözünüzü kestik ama bir şey de sorabilir miyim? Yani şey burada çok affedersiniz. Yani bu işi bizim artık siyaset malzemesinden çıkartıp bu bir milli bir konu. Yani burada hani bu konu çözülürse BDP kazanacak, AK Parti kazanacak, CHP kazanacak, MHP kazanacak, Türkiye kazanacak diye biz niye bakamıyoruz Sayın Selvi? Yani böyle bakmamızı engelleyen ne var? Biz birbirimizi niye hala boğmaya çalışıyoruz? Zaten şimdiye kadar sorun şu olmuş. Yani biz diyoruz ki Türkiye'ye bu sorunu dış güçler çözdürür mü? Türkiye'de ben bu sorunu çözeceğim diye bir gündem olmamış. İlk kez böyle bir gündem oluyor. Evet. Dış güçler bunu çözdürmek istemeyebilir. Ama İngiltere bu sorunu çözdüğü için İngiltere... İran bu sorunu çözdüğü için İrlanda bu sorunu çözdüğü için İrlanda, İspanya bu sorunu çözdüğü için İspanya olmuş. Evet. Dünyanın en gelişmiş demokrasileri ve ekonomileri olmuş. Ama biz şimdiye kadar başkasından öte biz kendimiz böyle bir gündemimiz olmuş. Şimdi biz diyoruz ki efendim bu paket çıkarsa KCK'lılar yer. Biz daha da eli silahlı olan insanlara, teröristlere diyoruz ki silahı bırakın, gelin burada siyaset yapın. Siyaset yapmak için siyasi kanalların da açılması gerekiyor. Burada yerel yönetimlerde görev almış ama yasadan kaynaklı işte terör yardım ve yataklıkları içeride olan var. Siyasette olanların siyaset yapmasını engellerseniz dağdan silahlı insanların gelip siyaset yapması zemini oluşur mu? Yani bu tür kendi korkularımızdan kurtulmamız lazım. Biz şimdiye kadar her zaman işte efendim Kürtlere bir şey verirsek, yayın hakkı verirsek rahmetli Özal GAP TV'de başlatmıştı. Aman bölünür. Türkiye bölünür dediler. Tam tersine Türkiye'nin güçlenir. Bölünmesinin önüne geçti. Tabii bir de bölünür. Burada şöyle bir şey yani var. Yani eğer yaptığınız doğru bir şeyse, attığınız adım doğru bir adımsa, kim bu işten istifade ederse ona bakmamanız lazım. Hakikaten eğer ona bakarsanız zaten hiçbir şey yapamazsınız. Ama gelinen noktada Türkiye bölünür denmemesi bile bir ilerleme değil midir? Bir farklı bir iklim değil midir? Yani o çok şu an psikolojik bir atmosfer dediğin doğru. Yani ama burada şöyle bir ölçü koymak gerekir. Bizim Kürt sorunumuz bizim normal bir zamanlar muhafazakarların yaşadığı sorun gibi, romanların yaşadığı sorunlar gibi, Alevi vatandaşların yaşadıkları sorunlar gibi bir demokratikleşme sorunu. Evet. O bir demokrasi sorunu. Öbürü terör sorunu. Terör ayrı bir şey. Her ne kadar iç içe geçmişse de. Terör bitse de bitmese de biz o demokratikleşme sorunumuzu tamamlamak durumundayız. Yani terör devam etse de etmese de bir de bu insanlara demokrasi içerisinde verdiğimiz halklar bir lütuf değil. Adamın anadan doğma kazandı. Biz bunlara bir şey lütfetmiyoruz, bir şey bağışlamıyoruz. Bu bunların hakları zaten. Güvence altına alınıyor. Yani güvence olması altına gereken hakları olması gerekenler veriliyor. Ve biz bunu bir şey bağışlamıyoruz bu insanlara. Doğru. Yaratılıştan dolayı sahip olması gereken haklarını. Doğal hakları yani insanlık. İnsanlık insan yani olmanın her bir gereği. Önce, yani, ümmet olmanın bir gereği. Doğru. İnsan olmanın bir gereği. Doğru. Vatandaş olmanın bir gereği. Yani bırakın da adam dilini dişini konuşsun. Bırakın da kendi kültürünü yaşasın. Bırakın da istediği gibi halayını çeksin. İltediği gibi zırgıtını köyünün ismini nasıl koymak istiyorsa koysun. Gitsin çocuğuyla cezaevinde. İstediği gibi sağlık hizmetlerini kendi ana dilinde alsın veya işte. Bunda hiçbir sorun. Bu ayrı bir şey. Doğru. Ama öbür terör sorunu ayrı bir şey. Doğru. Şimdi 40 yıldır, 50 yıldır dağdaki adama durup dururken in dediğinde hemen inmeyecek ki yani. O da bir takım şeyler talep edecek. Bundan daha doğal da ne olabilir? Evet. Abdülkadir Bey siz bir şey, siz bitirdiniz mi? Yok bitirdim ben. Ben bir şey sormak istiyorum bu noktada. Reklam arası vermeden önce. Aslında ortaya Ahmet Bey öncelikle size sormak istiyorum. CHP lideri dedi ki aslında biz bu sürece destek olacağız. Önce kredi verdik ama dedi. Zaman ilerledikçe AK Parti'nin bir yol haritası, bir planının, programının olmadığı ortaya çıktı dedi. Neden sizin bir planınız, programınız ve yol haritanız yok? Planımız, programımız, yol haritamız olmadan bu işler olur mu? Ya bu kolay çocuk oyuncağı olan bir şey değil ki.
Yani bir defa bütün siyasi partilerin, siyaset yapanların hakikaten sorumlu davranması lazım bu meselede özellikle. Bakın biz şunu diyoruz. Bir takım meseleler var ki farklı düşünebiliriz. Gayet doğaldır. Ama bir takım meselelerde bizim birlikte hareket etmemiz lazım. Yani öteki tarafa bırakalım diğer meseleleri. Aramızda sıkıntılar olabilir, siyaseten gerilmiş olduğu anlar olabilir. Ama böyle bir mesele milli bir mutabakatı gerektirir aslında. Bakın millette bu mutabakat oluşmuş mu? Halk tabanında. Oluşmuş. Ya bir mecliste biz bunu niye sağlayamıyoruz? Niye böyle bir kıskançlığın içerisindeyiz? Yani bu sorun AK Parti iktidarı döneminde çözülmüş olacak diye böyle bir kıskançlık mı var acaba CHP'de? Siz oy mu devşireceksiniz eğer sizin döneminizde düşünürse? Ama tersi çözülürse. Gelirse de biz oy da kaybedebiliriz. Bizim, yani bunu bilemezsiniz ki. Evet. Ya bu bir risk. Risk yok ama zaten habur mabur tamamen biraz da o provokasyon risk için yapıldı. Yani risktir bu sonuçta kolay değil yani gövdemizi taşın altına koyduk dedim. Yani bu madem öyle gelsin onlar da gelsin. Eğer yani, oy kazanacaksa hep birlikte kazanalım. Ya bu millet bu terör belasından kurtulsun. Veya terör çözülürse MHP baraj altı mı kalır? Böyle bir şey mi? Yani bu bana çok yani bu doğru bir şey mi? Hani terör artınca MHP'nin oyları yani artar mı? Böyle bir şey var mı? Şiddetten beslenen kesimler var mı? Var. Evet. Bunu açıkça söyleyelim. Her iki taraftan da var. Yani var. Kan, şiddet devam ettiği müddetçe pik yapmışlardır. Durulduğu zaman bakıyorsunuz yani kamuoyunda orantılı olarak gidiyor bunlar. Yani buna niye karşı? Ya bitsin gerekirse bitsin. Siyasetleri de bitsin. Önemli bence yani. AK Parti'nin. Ya bu sorun bitecekse, eğer bu millet kazanacaksa, ülkem kazanacaksa ben işte kazanmıyorum. Ya ben şunu söylemek istiyorum Abdülkadir hakikaten abi. Bunu yapmak lazım. Ya bu Ahmet samimiyet Bey, peşin işte. Nuri abi yani Devlet Bahçeli'ye bir sorsak, o da tabii ki ister terörün bitmesini. Onun için soruyorum bu kamuoyundaki hani şey nedir hani terör artınca milliyetçi oyların artması. Ya çok... siyasi parti değil mi? Evet. Arkadaş senin bu serinin sorunun çözümü konusunda önerin ne? Bana söylesin ya bir tane öneri geliştirebilmiş mi? Evet. Ülke bölünüyor, ülke elden geliyor. Gidiyor. Yani bunlar belki 30 yıl önce, 20 yıl önce prim yapıyordu ama artık günümüz Türkiye'sinde bunlar prim yapmıyor. Ülke bölünecekse de bu kafayla bölünecek. Bu kafayla zaten bölmüşlerdi. Evet. Ülkenin belli bir bölgesini olağanüstü hal ilan etmişler. Düşünün Türkiye Cumhuriyeti. Ülkenin belli bir bölümü farklı bir hukuki tabii ki rejime bu, tabi. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm kesimleri sürece dahil etmek gerekir. Yani kesinlikle ben de istiyorum. Şehit ailelerinden tutun da. Bu konuda hassasiyeti olan, bu konuda acıları olan herkesi sürece dahil edip onların da ne istediğini sormak gerekir. İşte Şehit Aileleri Dernek Başkanı çıktı konuştu. Yeter kan dursun diyor. Dursun ya. Yani şey çok olmasın. Bir laf etti ben şaşırdım. Yani sırrı sakıp çok sivri dillidir. Çıktı bir laf etti. Ama artık savaşı durdurun. Savaş çok, isteyenler kendi çocuklarıyla gidip yapsınlar dedi. Çocuklarıyla. Bu çok çok hoşuma gitti. Yani savaş kim hangi taraf istiyorsa doğru. Her iki tarafta çocuklarını ama çıkarsın karşılıklı savaşsınlar. Buradan hani ben yani. Tabii ki burada ama yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu toplumsal mutabakata bir yerinden girmesi lazım. Ama tabii ki hani ülke bölünür. O da siyasi bir görüştür. Ona da saygı duymak gerekir. Belki onu düşünüyor. Yani ama dolayısıyla eleştirebiliriz ama saygı duymakta zorundayız Ahmet Bey. Şunu söyleyeyim. Bir siyasi parti ise bu ülkenin sorunlarını çözüm adına siyaset yapıyorsa ve parlamentodaysa önerilerinin olması lazım ya bir siyasi partinin. Yok saymakla işte bugüne kadar hep yok saydılar. Peki yok saymayla bu sorun yok oldu mu? Daha beter büyüdü. Belki zamanında bu soruna müdahale edilseydi. Bakın çok net söylüyorum. Yani belki 20 yıl önce, 30 yıl önce müdahale edilseydi bu sorun olmayacaktı. Ya da büyümeden bu sorun hallolacaktı eğer görülebilseydi. İlk defa işte Abdülkadir Bey söyledi. İlk defa bir çözüm iradesi gelişti AK Parti ile birlikte. Ciddi olarak, evet. Ciddi manada ve samimi bir şekilde, kararlı bir şekilde sorunun çözüm iradesi gelişti. Ahmet Bey, yönetmen arkadaşım uyarıyor. Bir ara verme durumundayız. Biliyorsunuz her saat başlarında ve yarım saatte. Tam da sözünüzü kesmeyelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından biz yine burada olacağız. Evet efendim, TGT Ankara stüdyolarında AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın, Abdülkadir Selvi ve Nuri Elibol'la programımıza devam ediyoruz. Aslında çok önemli bir yerde kalmıştık ama şunu da sorarak ben açmak istiyorum. Dünkü grup konuşmasında Sayın Başbakan hani hep o tartıştığımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı konusuna yine atıfta bulundu. Ve şöyle ifade etti. Bu ülkede yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Burada yeni bir kavram mı var yoksa Sayın Başbakan'ın bunu biz tam daha da önceden daha önceden de ifade ettiğini biliyoruz. Bu başka bir yere mi, başka bir şey mi var? Yeni bir açılım mı yapılıyor bu konuda veya onu mu hatırlattı?
Ne dersiniz? Evet, aslında çok da yeni bir şey değil. Yani çünkü Sayın Başbakanımız açısından daha önce de özellikle üst kimlik, alt kimlik tartışmalarını hatırlarsanız o zaman da gene bir üst kimlik olarak vatandaşlık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı esasını söylemişti. Bu vatandaşlık esası bünyesinde, o üst kimlik bünyesinde bütün alt kimlikler kendilerine yer bulabilecek. Yani kapsayıcı, kucaklayıcı bir şekilde eşit vatandaşlık temelinde bir anayasa ve bu bağlamda sorunların çözümü noktasında bir yol haritası yani aslında. Yani aslında Sayın Başbakan yeni anayasayı mı işaret etti? Aslında işte daha önce kullandığı bir ifade ama tabii yeni anayasada da inşallah ki bu çıkar. Halkın da böyle bir beklentisi var. Belki çözüm konusunda bu vallahi da çok önemli olur. Ben çok umutlu olur. Değilim inşallah diyoruz ama 3 ay daha. Nuri Bey siz umutlu musunuz? Bir şey yapılabilir mi? Yani kamuoyu yaptırır insana. Öyle mi? Yani bakın Türkiye Cumhuriyeti şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi %95'in üzerinde bir temsil oranı yakalamış. Tarihinde yoktur meclisin geçmişine baktığınızda. Ve bu meclis bu milletin %95'i temsil ediliyor. Evet. Artı ve bu temsil eden bütün siyasi partiler de halka böyle bir taahhütte bulundu. Halkın da bu meclisten böyle bir beklentisi oluştu ve bütün siyasi partilerden. Sadece AK Parti değil. AK Parti çünkü tek başına o çoğunluğu vermedi. Yani nitelikli çoğunluğumuz yok. Tek başımıza anayasa yapamayacağız. Dedi ki halk, gidin evet bu meclisi sizleri seçiyoruz. Bütün siyasi partilere sizleri seçiyoruz. Gidin bir araya gelin. Bu darbe ruhu olan anayasadan bizi kurtarın dediler. Ve bu millet ilk defa olağan dönemde, olağan şartlarda ve uygun bir ortamda, uygun bir zeminde bunu yapabilme sürecine yaklaştı aslında. Ama samimi olmaları lazım. Herkesin, hepimizin evet. Samimi olması lazım. Bakın biz o zaman ne dedik? İşte uzlaşma komisyonu kurulsun. Sayımız 326 idi. Biz de 3 üye verelim. İşte CHP 135, o da 3 üye versin. MHP 52, o da 3 üye. BDP'nin şu anda parlamentte olan galiba 29. İşte tutuklularla birlikte belki 30-35 neyse, 35 civarında. Yani her sayısal çoğunluğumuza da bakmadan 3'er üyeyle temsil edilelim. Ve biz şunu dedik. Bizim hiçbir kırmızı çizgimiz yok. Her şeyi tartışalım, her şeyi konuşalım. Hiçbir ön yargı, ön kabul yok. Samimi bir şekilde bu ülke insanına uygun, demokratik, evrensel kaideleri içine alan, kucaklayıcı, kapsayıcı ve eşit vatandaşlık temelinde çok önemli. Ama Ahmet Bey, bir anayasa yapalım. Mısır o kadar hengameden çıktı, Mısır yaptı. Öyle ya da böyle yaptı, geçirdi. Yaptı. Ama biz yani hani bu süre uzadı, şey i̇şte oldu. Şunu artık diyorum, umutlar bak, yıkıldı. Bakın, yani benim çok umudum yok açıkçası. Samimi yani. Olmamız lazım dedik ya. Evet. Şimdi tabii halkın bu beklentisine karşı diğer siyasi partiler masadan kalkmaya da cesaret edemiyorlar. İşin doğrusu. Ama bu yol almak konusunda da çok ciddi manada geri adım atıyorlar, geri duruyorlar. Çünkü biri 3 kırmızı çizgi dedi, öteki 9 kırmızı çizgi dedi. Bir iki işte ben kalkmam ama bu anayasaya da yapmam gibi bir batığın içerisinde. Dolayısıyla çok kolay görünmüyor. Biz şunu dedik, bak biz samimiz dedik. Ha bu şekilde oldu oldu. Olmadı ne yaparız? Gene bizimle uyuşan bir siyasi partiyle sayısal çoğunluğu bulabileceğimiz CHP olur, MHP olur, yaksı birden ki zor görünüyor dediğiniz doğru. Birlikte oturur yaparız. Böyle olmadı ne yaparız? Ha, gerekirse kendi taslağımızı, kendi teklifimizi meclise sunarız. Kamuoyuna da deklare ederiz. Hı hı. Arkadaş biz yaptık ama bunlar bu şekilde yani soru şu, destek olmuyor. Bu süreçle, bu yeni süreçle barış süreci, müzakere süreci, adına ne denirse deriz, sizin söylediğiniz gibi barış ve kardeşlik süreci, yeni anayasa at başı götürülmeli değil mi? Keşke olsa. Olsa yani bu sürecin ama dışında da. Keşke bu sürecin olsa dışında derken da. Burada sorumluluk sizde olduğu için. Ama işte hani onun zeminini, şartlarını oluşturacak olan bakın bugüne kadar siz değil misiniz? Bu uzlaşma komisyon iradesine ipotek koymadık. Hiçbir şekilde sekteye uğramasın diye çaba sarf ettik. İşte eşit üye verdik. Bütün samimiyetimizi ortaya koyduk ama tek başımıza bu bizim sorumluluğumuzda değil ha. Tek başımıza biz anayasa yapabilecek güçte değiliz şu anda. Sayımız yetmiyor. Ve halk hepimizi sorumlu tuttu. Diğerlerinin de sorumlu davranması lazım. Ve halk izliyor. Bunlar içerisinde kim samimi davranıyor, kim samimi davranmıyor? Kim gerçekten anayasa yapılması konusunda gayret gösteriyor? Kim akamete uğratıyor? Halk bütün bunları yani görüyor. Yani Mart şey mı? Deadline dediğimiz ay Mart mı? Mart'a kadar mı bekliyor? Ondan sonra... Ya bakın 30 yıldır tartışıyoruz. 30 yıldır tartışıyoruz. Eğer bunu kesin bir süreyle kesin bir süreyle sonuçlandırmasak tartışacak bir şeyimiz yok ya. Artık bizim kadar anayasa konuşacağımız her şeyi konuştuk mu? Bu anayasayla ilgili söylenmesi gereken her şey söylendi mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en az 40 tane yeni anayasa hazırlığı var. Yani.
Aynen öyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi, her siyasi partinin kendi anayasa hazırlığı var. STK'lar var. Bakın 6 ay boyunca 70 binin üzerinde öneri toplanmış. Evet. Evrensel kaidelere göre hazırlanan işte çağdaş demokrasi örnekleri var, anayasalar var. Bizim herkesin kendi önerileri Ahmet var. Ahmet Bey, Mart'a kadar mı bekleyeceksiniz? Bence bu artık bahaneleri, yeter. Bahaneleri, onu doğru. Soruyorum. Mart'a kesinlikle doğru. Mart'tan evet. Sonra ne yapacaksınız peki? Ha, ondan sonra yapacağımızı söyledim. Eğer olmadı mı, uzlaşma komisyonu artık bence miadını doldurmuş olacak. Çünkü artık tabii bu iş çıkmıyor. Yani, çıkartmıyorlar. Edilecek. Onun dışında yani. Ne yaparız? İşte diğer CHP ya da MHP ile yapabilir miyiz? O yolu da hazırız. Ha olmasa ne olacak? Kendi teklifimizi sunacağız. Meclisin, geri gelirse bunu kamuyla deklar meclisin ederiz. Meclisin gündeminde neler var efendim? Meclisin gündeminde önümüzdeki hafta özellikle bu ana dilde savunma olarak biliniyor ama başka şeyler başka var. Bir dilde ifade edebilir, rahat bir dilde savunma diyelim. Yani hangi dilde ifade edebilirseysin. Bununla ilişkin bir yasal düzenleme var. Böyle bir beklenti de vardı. İşte demokratikleşiyoruz her gün. Her gün yeni bir takım şeyler yapıyoruz. Bunu inşallah önümüzdeki hafta geçireceğiz. Tabii terörün finansmanıyla ilgili bir takım bekleyen düzenlemeler var. Yeni gelen bir takım başka düzenlemeler olacak. Meclis gündemine hakim yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu dönemde inşallah milletin hayrına olacak. Birliğimizi, kardeşliğimizi tesis edecek. Refah seviyemizi artıracak yeni yasal düzenlemelere imza atacağız. Başbakan bir açıklamada bulundu. Vakıf üniversiteleriyle yetinmeyip kaldırıp özel sektör üniversite açabilmeli. Bunun önündeki yasal engeller kaldırılmalı gibi. Bununla ilgili çalışma tabii ayrıca yürütülüyor. Bir de çok önemli bir düzenleme getireceğiz haftaya büyük bir ihtimalle. Evet. Bu yasa dışı dinlemelerle alakalı malum böcek olayı falan. Onunla ilgili bir araştırma komisyonu kuracağız. Bakın bu meclis çok önemli şeyler yaptı. İlk defa bir darbeyle ilgili araştırma komisyonu kurdu. Tarihiyle yüzleşiyor Türkiye şu anda ya. Evet. Ne varsa işte 28 Şubat'ıyla 12 Eylül'e şimdi 27 Mayıs'ıyla bir komisyon kuruluyor. Şimdi yasa dışı telefon dinlemelerle ilgili bir komisyon kuruluyor. Yani Sayın Baykal'ı hepsi bütün bu söylediğimiz o karanlık süreçlerin tamamını sorgulayacak. Kesinlikle. Şimdi MHP'li milletvekili. Evet. Baykal, bu diğer dinlemeler. Evet, asıl amaç bu komisyonun asıl amacı ne olacak? Neyi ortaya çıkartmayı sağlayacak? Bakın, yargıya hangi katkıyı verecek? Bakın anayasamızın 20. maddesi özel hayatın ve aile hayatın gizliliğini esas kılıyor. Anayasamızın 20. maddesi. İşte yine 22. maddesi haberleşme özgürlüğü esastır diyor. Yani haberleşme özgürlüğünü esas alan bir madde. Bunlar dokunulamayan hükümlerdi ama günümüz yasa dışı dinlemeler. Çünkü yasal dinlemeler ayrı. Hangi şartlarda dinlenebilecek işte suçluyu arama işte gibi kamu güvenliği, genel ahlak gibi bir takım kıstaslar var. Ve yargı kararıyla ancak yasal şey olabilir. Ama yasa dışı dinlemeler maalesef günümüz teknolojik gelişmeler de çok hızla ilerliyor. Evet. Ve bunlarla ilgili gerek yasal dinlemeler, telefonlardaki konuşmaların kayda alınması, bunların kamuoyuyla paylaşılması, bu araçlar nerede temin ediliyor, nasıl temin ediliyor, bunlarla ilgili yasal mevzuatta sıkıntılar var mı, cezalar arttırılsın mı, başka yasal düzenlemeler ihtiyaç var mı, bütün bu hususları bu araştırma komisyonu o zaman inceleyecek. Bu araştırma komisyonu gerçekten yargıya, bu konuda devam eden davalar da var, ciddi olarak bir katkı sağlamış olacak. Şimdi yargıya katkı sunmanın ötesinde ayrıca yargıyla yasa dinlemeler var onun dışında ama özel olarak insan hayatının gizliliğini esas kıldık ya aile hayatı. Ya bu günümüzde artık yani af buyurun yatak odalarına kadar girdiler. Sesli ya da görüntülü kayıtlar yapılıyor ve bu kamuoyunda bir şekilde paylaşılıyor. Yani artık insanlar telefondan konuşmaktan korkar oldu. Hakikaten çok önemli Sayın Başbakan, bu ülkenin başbakanı benim çalışma ofisimde böcek bulundu diyebiliyorsa gelinen nokta çok önemli. Sayın i̇şte, Koşener Diyarbakır'da bir kışlada konuşurken yani istenilmeyen şekil o da araştırılacak mı mesela? Hepsi yani Sayın olaylar münferit olarak tek tek olayların araştırılmasından değil bütün yasa dışı dinlemeler tamam, ne şekilde olacak? Bunlar için araçlar, aygıtlar yani, nereden imal ediliyor, nasıl temin ediliyor herhangi bunlar? Herhangi bir ayrım yapılmadan. Herhangi bir ayrım belki yapılmadan. Belki bu raporun sonunda hükümetinize de bir takım tavsiyeler de çıkacak. Bu raporun sonunda tabii ki tavsiyeler. Yani bize yeni belki diyecekler ki şu yasa düzenlemeleri yapmanız gerekiyor. Bu yasa dışı dinlemelerin azaltılması için şu bir takım tedbirlerin alınması gerekiyor. Bize bir takım tavsiyelerde de bulunacak muhakkak.
O açıdan 3 ay süreyle çalışacak bir araştırma komisyonu belki ilave bir ay. Hı. Çok doğru bir iş. Yani bütün komisyon başkanı belli oldu mu? Yok belli değil. Daha araştırma komisyonunu çünkü daha kuracağız. Üyeler belirlendikten sonra üyeler kendi arasından seçecek. Muhtemelen önümüzdeki hafta komisyon kurulmasına karar verecek. Ahmet Bey, sizi sonra bir soluklandıralım. Bir şey, süremizin sonuna geliyoruz ama bir şey çok merak ediyoruz. Bu Paris'e dönmek istiyorum tekrar. Paris'te işlenen bu üçlü infazda Abdülkadir Selvi'ye sormak istiyorum. 7.65 ile işlenen bir silah. 7.65 bir suikast, bir infaz silahıdır. Çünkü susturucu çok rahat takılabilir. Deniliyor ki İran konusunda ciddi bir yoğunlaşma var. Hem Fransız basınında hem Türkiye'de sosyal medyada. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu olay aydınlatılabilir mi? Aydınlatılırsa bu çözüme gidilen yolda bize ne kazandırır? Bir de hani bu süreçte Ahmet Bey'e de devamında onun eklerse sevinirim. Tamam, biz çözmeyi istiyoruz da acaba bu sorunu Irak, İran, Suriye, İsrail, Amerika ve Avrupa Birliği istiyor mu? Ben çok kısa olarak söyleyeyim. Çok İran özellikle hedef olarak gösterilmeye başlandı. Zannediyorum faturayı da İran'a kesecekler. Ha, İran'ın bu konuda sicili temiz bir ülke mi? Değil. İran'ın hem Almanya'da hem Paris'te geçmişte yaptığı infazlar var. Ama ben bu olaylarda ısrarla bir adres gösteriliyorsa, bir parmak bir yere işaret ediyorsa asıl başka şeylerin gizlenmeye çalışıldığını düşünüyorum. Çünkü hep öyle olmuştur. Fransa'da Fransız istihbaratı tarafından dinlenilen, takip edilen, içeri giren insanların dahi fotoğraflandığı bir yerde bu suikast gerçekleştiriliyor. Hem de zamanlama olarak Türkiye'nin tam Kürt sorunu çözüm sürecini konuştuğu bir dönemde, yani zaman ayarlı bir olay meydana geliyor. Ve zaten şu deneyimlerimizden de anlıyoruz ki istihbarat servislerinin içinde olduğu bu tür suikastlerde önce bir takım şeyler hazırlanıyor. Bazı birimler, güvenlik birimleri, tedbir alması gereken birimler devre dışı bırakılıyor. Bu olayda da birkaç şifreyle girilen kapıların bir kısmı şifreleri iki gün öncesinden devre dışı bırakılıyor. Kamera sistemleri orada devre dışı bırakılıyor. Elbette ki burada içeriden birilerinin tetiği çektiği belli. Ama önemli olan o tetiği çektiren kim? O şartları hazırlayanlar kimler? Onlar bir, öncesinde bazı birimleri devre dışı bırakırlar. İkincisi, Uğur Mumcu suikastinden sonra eşi Güldal Hanım'ın kitabında diyor ki bir el devreye girdi ve delilleri yok etti. Yok etti. Ondan sonra da delilleri yok ederler. Yeni deliller üretilir. Evet. Ben şimdi bu suikastteki bu stratejik bir hedefi var. O nedenle suikast diyoruz. Burada aydınlatılması mı, aydınlatılmaması mı amaca daha çok hizmet edecek? Oradan şu hareketle aydınlatılmaması. Aydınlatılmaması bir, örgüt içerisinde iç hesaplaşma ve kuşkuları herkesin artırır. Herkesin birbirine şüpheyle yaklaşması. Örgütün devlete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne olan kuşkusunu artırır. Bizim devletin bu örgüt ne oluyor? Bizim devletin bu Avrupa'daki güçler buna izin veriyor mu? İran bu işin neresinde gibi kuşkulara neden olur. O nedenle bu cinayet eğer birileri bulunsa dahi aydınlatılmaz. Aydınlatılmaması daha çok amaçlanır. Evet. Ben ama İran konusunda çok ısrarla bir parmak İran'ı gösteriyor. İran bir süredir PKK'yı özellikle o Karayılan'la aldıktan sonra girdikleri bir süreç var. Türkiye nükleer sorunda Birleşmiş Milletler'deki oylamada tüm dünyaya karşısına almasına rağmen İran'ın yanında durdu. Ama İran bize karşı terör silahını kullanmaya devam etti. Ne İslam kardeşliğine, ne komşuluk Murat Karayılan'ı yakaladılar, resmen vermediler. Bir şey yani yaptı ama burada özellikle İran'ın gösterilmesinden dolayı ben kuşkuluyum. Uzun süredir, sadece bu olayda değil, evet, uzun süredir Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmek için bazı stratejik güçlerin çok önemli çabaları var. Yani bu Suriye konusunda İran bize şey yapmış durumda. Küreciye konulan radarlar ve Suriye politikamız nedeniyle bizimle köprüleri atmış durumda. Maliki bu denli coşturan da arkasındaki motivasyon da İran. Ama Abdülkadir'in dediğine katılıyorum. Eğer böyle ısrarla İran gösteriliyorsa İran'ın Fransa'da eylem yapması çok kolay bir olay değil. İranlılar normalde Batı'da seyahat etmeyi zaten çok zor gerçekleştiriyorlar. İran kökenli. Ya İran pasaportuna sahip birisi
Bana deseler ki Fransa'da Suriye muhaberatı bu işi yaptı, daha kolay, rahat, daha rahat hareket eder. Çünkü Suriye muhaberatını kuran ülke zaten Fransa'nın kendisidir. Kendisi. Daha iyi ilişkileri vardır. Suriye istihbaratıyla gayet sıkı fıkı diyaloğu vardır. Böyle. Ama... Bir de eğer bu iş İran tarafında yapılmış olsaydı daha Suriye, şey, Fransa ilk günden açıklardı. İlk günden daha böyle hiçbir şeye gerek. Fransız istihbaratının bu işten haberinin olmaması, Fransız istihbaratının faili bilmemesini ben düşünemiyorum. Ben bu işin Türklerin devlet tarafından yapılamayacağı mümkün değil. Yani bunu hiç doğru. Hangi istihbaratçıya sorarım. Ama şu da bir gerçek ki Kara Yılan olayı veya işte biz çok yakından takip ettik. Özellikle o terör, Urumiye'deki hastanelerin PKK teröristlerinin yeniden tedavi süreçleri, İran yine bu silah konuda, süreçleri. Bu konuda kardeşlik hukukuna sığmayacak hiçbir zaman yapıyor. Şey yapmadı. Yani Türkiye'nin gösterdiği kardeşliği, o samimiyeti ben Tahran'dan Türkiye pek göremedi gibi. Evet, hala da göremiyor. Hak etmedi. Evet, aslında bir koalisyon işi olduğu da belli oluyor. Çok özür dilerim, sözü hemen size bırakacağım. Koalisyon işi derken? Yani koalisyon. Avrupa Derin Devleti de var burada. Türkiye'nin bu işi çözmesini istemeyen, tetiği çeken PKK içerisindeki unsurlar da vardır burada. Çünkü içeriden biri olmadan oraya girip o tetiği çekemez. Tamam. Bu aynı zamanda İran'la Suriye'nin menfaatlerine yani PKK, uyabilir. O ülke koalisyon. Her hangi ülke ise PKK içerisinde kendi kanadını kullandı. Evet. Tabii tetikçi olarak kullandı. Size şu soru son yani tekrar hatırlatma anlamında. Türkiye biz istiyoruz da tamam çok güzel çözelim, prangalardan kurtulalım, ilerleyelim. Çünkü gündemimizin birinci sırası en büyük sorun terör sorunu deniliyor bütün araştırmalarda. Ama bunu dış güçler yani işte hepsi İran, Irak, Suriye, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, diğer derin güçler ister mi? Evet tabii şu anda tabii bölgede yaşanılan sorunlar ortada. Yani Suriye ile yaşadığımız sorun ortada. İran'ın konumunu sizler ifade ettiniz. Tabii Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin PKK'ya, terör örgütüne verdikleri destekler ortada. Evet. Ha, Amerika bu konuda biraz daha farklı bir yol almış olabilir. Çünkü çekiliyor gerçekten bölgede belki. Ama bütün bu ülkeler Türkiye'nin bölgede güçlü bir şekilde durmasını, küresel aktör olmasını, bölgesel aktör olmasını isterler mi? Pek mümkün görünmüyor. Yani herkes orada at koşturmak istiyor ve Türkiye'ye karşı kullanabileceği bir figüran olsun isterler. İstemez değiller, isterler. Dolayısıyla dış kaynaklar olduğu müddetçe de bu iş hakikaten çok da dedik ya kolay değil. Ama şu da bir ama gerçek Türkiye ki bu kez Türkiye şu mesela anda, İmralı ile görüşerek bu kez hiç kimseyi devreye sokmadan onlara rağmen Türkiye şu anda çok farklı bir konumda. Ben de onu söylemeye çalışacaktım. Türkiye çok da farklı bir konumda. Şu anda Türkiye artık kendine güvenen bir ülke. Çok daha güçlü bir konumda. Artık demokratik noktada önemli adımlar atmış bir pozisyonda. Evet. Halkla da böyle bir mutabakat sağlamış bir konumda. Böyle bir konumdayken biraz daha çözüme yakın. Biraz daha derken yani ilk defa bu kadar çözüme yakınız daha doğrusu. İlk defa bu kadar yakınız. Evet. Ve Türkiye'nin bunu çözebileceğini gören dış güçler de belki Türkiye'yi de karşılarına almak da istemeyebilirler. Bu da önemli bir şey. Yani Türkiye gibi tamam, güçlü bir ülkeyi de ayakta tutmak istiyorlar ama Türkiye gibi güçlü bir ülkeyi de karşılarında tabii görmek istemezler. Türkiye'yi yanına artık almak ister insanlar. Evet. Niye şey yapsın ki? Yani böyle bir ülkeyi ama kim kaybetmek kadar, ister? Bugüne kadar ki şey farklıydı. Yalnız şey konusunda özellikle tabii bu iş İran'ın işi mi, provokasyon mu, iç hesaplaşması mı ya da başka bir derin yapılanmanın işi mi, bir koalisyon işi mi? Belki bunların hiçbiridir ya da belki bunların hepsi de olabilir ya da bunlardan bir tanesi ama tabii her parçadan biraz olmuş belki de basit bir uyuşturucu ortak belki operasyon. De basit bir şey bakın ha, belki ciddi de basit manada, bir uyuşturucu ciddi manada yani. Parayı organize eden bir örgüt bunlar orada belki kendi işlerinde parasal bir durum da olabilir başka bunları bir bilmiyorum. Şey de olabilir dolayısıyla aslında Fransız makamlarının bir an önce bunu açığa çıkarması lazım. Feyman Hüseyin'in arazide 10 milyon doları araması gibi bir şey. Yani her şey olabilir. Nereye gömdün? Yani bunların hepsi afaki şeyler. Dolayısıyla İran'la da özellikle de karşı karşıya getirmek istiyor olabilir. Ben de o kanalda Ahmet Bey süremiz bitti ama birer cümleyle şunu da almak istiyorum. İnfaz edilen kadınların cenazeleri İstanbul'dan Diyarbakır'a ulaşmış. Yarın Diyarbakır'da büyük bir cenaze töreni organize ediliyor. Ne bekliyorsunuz? Ne olması gerekir? Birer cümle alabilirsem çok memnun olacağım. Ya inşallah yani böyle bir gelinen noktada bir sorun olmaz, ciddi bir provokasyon olmaz diye ümit ediyoruz. Herkesin sağduyulu, sorumlu davranması lazım. Yani özellikle oradaki siyasetçilerin, BDP'nin,
yine STK'ların ciddi manada sorumlu davranması lazım. Çözüm isteyen herkesin olağanca bir şekilde sorumlu davranması, gayret göstermesi, halkımızın provokasyonlara gelmemesi ki halkta da hakikaten çözüm konusunda müthiş bir irade gelişmiş durumda. Ben çok ciddi bir sorun işin doğrusu beklemiyorum. Olmayacağını düşünüyorum. İnşallah da olmaz. Ufak çaplı bir şey olsa da az önce de konuştuk, bu başarıya da ulaşmaz. Çünkü bunun provokasyon olduğunu artık herkes bilir. Dolayısıyla böyle bir şeyin de olacağını düşünmüyorum. Tabii oraya da toplanacak olan binlerce insanın çözüm yönünde bir tavır koyması, başka cenazelerin gelmemesi için bu cenazede bir orduya bir duruş sergilemesi halk gerekiyor. Öyle bir şey yapmak istiyor. Provokasyon, provokatörlere halk bu kez dur der mi? Veya halktan bir o provokatörler tepki görür mü? O zemin, o iklim oluştu mu? Dur demesi lazım. Çünkü o bölge 30 yıldır cenazeler geliyor. Yani bir ülkenin doğusundan batısına şehit cenazeleri geliyor. Ve bir ülkede dağda kendi ölen çocukların cenazelerine bile ulaşamıyorlar. Evet. Böyle bir ülke normal bir ülke midir? Evet. O nedenle bu cenaze başka cenazelerin gelmemesi için bir tavır, bir duruş, barış açısından güçlü bir iradenin gösterildiği bir zemin olabilir. Nuri Bey? Barış isteyenlerin en azından provokatörler kadar cesur ve ahlaklı olması lazım. Bu duruşu da sergilemesi lazım. Evet. Ben ayrıca bu fırsatı verdiğin için geçen hafta Yeni Akit gazetesine bir saldırı yapıldı. Evet. Onu buradan kınıyorum. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Evet. Bir tehlike atlattılar ama Akit, Yeni Akit gazetesi böyle ufak tefek sinek ısırması gibi şeylerle çok yolundan döndürülebilecek veya mücadelesinden döndürülebilecek bir yayın grubu değil. Hasan abi dahil hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz de geçmiş olsun diyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Abdülkadir Selvi ve Nur Eylibol, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Özellikle yeni süreci, yeni sürecin bundan sonraki mihenk taşlarını, yeni yol haritasını, dış güçleri, terörü, her şeyi konuşma fırsatı bulduk diyoruz. Öyle düşünüyoruz ve yorumu siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz ve bizleri izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoşça kalın.